Günaydın. Gün başlıyor. Gün Habertürk'te başlıyor. Bugün 6 Haziran Pazartesi. Saatler 6'yı gösterirken ben Esra Toptaş. Ben Kadir Kaymakçı. 3 saatlik haber maratonuyla yeniden karşınızdayız. Günaydınlar, iyi haftalar. İyi haftalar Esra'cığım. Nasılsın? Ne yaptın cumartesi, pazar? İyiyim. Ne yapayım? Hava çok güzeldi. Biraz dolaştım. Çarşı pazar dolaştım. Ben suyunu çıkardım o dolaşmanın. Cumartesi günü 16 bin adım mı ne atmışız? Hala ağrıyor tabanları. 16 bin adım. Bayağı güzel. Yürüdük ya. Güzel. Yani güzeldi hava gerçekten hafta sonu. Hava güzeldi. Keyifliydi. Ben de çarşı pazar dolaştım ama tabii fiyatları başka görünce... Başka işin mi yok? Tabii fiyatları görünce şok üstüne şok. Gözümüzü kapatarak geçiyoruz vitrinlerin önünden biz. Öyle evet. Boş yürüdük yani işte, anla. Öyle. Başka türlü olsa bu kadar adım atmayız yani. Öyle oluyor. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi yoğun sıcak başlıklarımız var. Bu hafta biraz yoğun, evet. Bu hafta siyasette de ekonomide de sıcak gelişmeler olacak. Hemen başlayalım. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 30. istişare ve değerlendirme toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın kapanış konuşmasında 2022 buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını da bugünkü kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını söyleyen Erdoğan, muhalefeti de altılı masa üzerinden eleştirdi. Toprak mahsulleri ofisimiz sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7050 lira ödeme yapacaktır. Arpa alım fiyatı ise ton başına toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. 2022 buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 30 istişare değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir. Her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'yla eleştirdi. CHP'nin başındaki zat da, onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da, altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz. Bizim yolumuz dün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun, bu sertliğin tek sebebi ülkemize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna yönelik Türkiye'nin duruşunun altını bir kez daha çizdi. Beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz. Erdoğan 2023 seçim kampanyasına yönelik de mesaj verdi. Sandıktan birinci çıkartacağınıza tüm kalbimle güveniyorum. Yeni bir seferberliğin ilk adımı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanının 3600 ek gösterge ile ilgili bugün kabine toplantısından sonra yapacağı açıklama çok önemli. Merakla resmen bekliyoruz. Şey oldu yani, reyting patlaması olacak o konuşmaya. Bütün 5 milyon memur, emekli bekliyor bu açıklamayı. Biz de bekliyoruz, takip edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de altılı masa vardı. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak, kararlıyız, sonuna kadar gideceğiz dedi. Seçimin kaderini gençlerin ve kadınların belirleyeceğini de ekledi. Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi. Ve altı lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak.
Altılı masa için kararlılık mesajı verdi. Sonuna kadar gideceğiz dedi. Çalışan Türkiye, üreten Türkiye, alın teri döken Türkiye, gençlerine, kadınlara güvenen bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Belediyesi Hizmet Tanıtım Programı'nda konuştu. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz dedi. Bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok. O nedenle hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. CHP lideri seçimin kaderini gençlerin ve kadınların belirleyeceğini söyledi. Önümüzdeki seçimin kaderini kimler belirleyecek? Kadınlar ve gençler. 7,5 milyon. Gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Ve onlar Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracağız. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde tabii ki milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren başlıklar var. 3600 ek göstergenin yanı sıra Temmuz'daki maaş zamlarıyla kira artışına sabit oran formülü de toplantıda ele alınacak. Başlıklar arasında kabinedeki bir diğer önemli başlık da Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası operasyon. Ekonomi, terörle mücadele, dış politika. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemdeki başlıklar değerlendirilecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge düzenlemesinde. Çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenlemenin detaylarını kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Çalışanların beklediği bir diğer başlık da Temmuz ayı maaş zamları. Memur ve emeklilerin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı yansıyacak. Beklenti oluşan enflasyon farkının asgari ücrete de yansıtılması. Kabinede bununla ilgili de değerlendirme yapılacak. Ve kira artışlarıyla ilgili düzenleme. Çevre Şehircilik, Hazine, Ticaret ve Adalet Bakanlığı konu üzerinde çalışıyor. Belli bir dönem için kira artışlarında sabit oran belirlenmesi gündemde. Bakanlar gelinen aşamayla ilgili kabineye bilgi verecek. Kabinenin gündemindeki bir diğer başlık terörle mücadele. Cumhurbaşkanı Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon mesajı verdi. Harekatın zamanlaması, kapsamı merak ediliyor. Erdoğan kurmaylarıyla son değerlendirmeleri yapacak. Ukrayna-Rusya savaşıyla küresel tahıl sorunu yaşanıyor. Çözümün adresi ise İstanbul'da kurulacak masa olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 8 Haziran'da Ankara'ya gelecek. Ardından da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılacağı dörtlü toplantı planlanıyor. Kabine toplantısında Karadeniz'de açılması planlanan tahıl koridoru da detaylı bir şekilde ele alınacak. Kabine toplantısı bu akşam herkesin, yani hepimizin gözü orada olacak. Hani memur, emekli, işçi, kiracı, hepimiz ilgilendiriyor. Merakla bekliyoruz bu akşam Sayın Cumhurbaşkanı neler açıklayacak. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir haftaya giriyor. Milletvekillerin yoğun bir mesai harcayacaklar bu hafta. Genel kurulda önce avukatlık kanun teklifi, ardından müsilajla ilgili bir düzenleme, çevre kanun teklifi görüşülecek. Komisyonların gündeminde ise dezenformasyonla mücadele, 6. yargı paketi ve İstanbul Finans Merkezi kanun teklifi var. Avukatlık kanununda değişiklik, müsilaj ve çevre kanunu teklifi, sosyal medya düzenlemesi, 6. yargı paketi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu avukatlık kanunu mesaisini sürdürecek. Teklife göre fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Daha sonra genel kurulda müsilajla ilgili düzenlemelerin yer aldığı çevre kanunu teklifi görüşülecek. Teklif İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yerel yönetimlere ileri atık su arıtım tesisi kurma zorunluluğu getiriyor. Belediyeler 6 ay içinde projelerini bakanlığa sunacak. Belediyeler ileri atık su kurmamaları halinde bakanlık devreye girip yaptıracak. Maliyeti de belediyelerin İller Bankası payından kesilecek. Ayrıca denizlerde kirliliğe yol açan atıklara verilen cezalar artırılacak. Salı günü Adalet Komisyonu'nda 6. yargı paketi görüşülecek.
Teklife göre yargıda süresi 3 yıl olacak, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Stokçuluğa yönelik cezalar da artırılacak. Teklif noterler aracılığıyla gayrimenkul satış işlemlerinin yapılmasını da öngörüyor. Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Türkiye'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amaçlanıyor. Perşembe günü ise Meclis Adalet Komisyonu'nda dezenformasyonla mücadele kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampından renkli görüntüler yansıdı. Toplantıya katılan bakan ve milletvekilleri halı sahada ter döktü. Takım elbiseler, kravatlar çıkarıldı. Kramponlar giyildi. Çalışma kampının ilk gün yorgunluğu halı sahada atıldı. AK Parti'nin 30. istişare ve değerlendirme toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakan ve milletvekilleri siyasetteki becerilerini halı sahaya taşıdı. Futbol maçı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank maça iddialı başladı. Her iki takım da peş peşe gelen gollerle fileleri havalandırdı. Mustafa Varank, nesin oynuyorsunuz, iddia yokmuş. Eski milli futbolcu ve İzmir milletvekili Alpay Özalan'ın oynadığı takım da iddialıydı. Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır, merak etmeyin. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saha kenarından taktik verdi. Ya geçen biz oynarken rovaşita yapıyordun, hiç pas vermiyordun. Şimdi ne güzel pas taşıyorsun. Evet, aslında sen iyi adam mısın ya. Çavuşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Cahit Özkan'a da seslendi. Ama Cahit de form düşüklüğü var. Cahit, sen bu futboldan vazgeç, başka bir spora geçelim birader. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Varank'ın da olduğu takım kazandı. 7-3 biz kazandık. Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli. Dostluk kazandı. Yoğun gündemine futbol molası veren siyasetçiler maçın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. 3 Türkiye! Türkiye! Kıran kırana bir maç olmuş ama maç kadar Sayın Çavuşoğlu'nun yorumları da saha kenarından en az maç kadar renkli ve eğlenceli. Yorum ve tezahüratlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO üyelik başvurusu yapan İsveç'e net mesajlar verdi. İsveç gazetesine verdiği röportajda terör gibi bir meselenin müzakeresi pazarlığı olmaz diyen Altun, İsveç'in terör konusunda somut ve kalıcı politika değişikliği yapması gerektiğini belirtti. Teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesini istedi. Terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerini engelleyin dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO üyelik başvurusu yapan İsveç'e net mesajlar verdi. Teröristlerin Türkiye iadesi ve terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet göstermelerine engel olunması olmazsa olmazlarımızdır. Başvuru öncesinde Türkiye nasılsa ikna olur veya Türkiye nasılsa itiraz etmez diye düşünmüş olabilirler. Ancak Türkiye eski Türkiye değildir. Artık çıkarlarını her ne pahasına olursa olsun koruyan, her platformda ve her muhatapla göz hizasında ilişki talep eden bir Türkiye var. Bu ittifaka katılmak isteyen ülkeler gerekli şartları sağlamaları halinde aramıza katılırlar. Hele hele terör gibi bir meselenin müzakeresi pazarlığı olamaz. Altun, İsveç gazetesi Dagens Nyheter'in İsveç'in NATO üyelik başvurusuna ilişkin sorularını yanıtladı. İsveç'in terör konusunda kalıcı bir politika değişikliği yapması gerektiğini söyledi. İsveç'in NATO üyeliğinin ikili ilişkilerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Üstelik Türkiye onlarca yıldır İsveç'in üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin bekleme odasında haksız bir biçimde çifte standartlara maruz bırakılarak tutuluyor. Ama İsveç'te ikili ilişkilerimiz devam ediyor. Demek ki İsveçli muhataplarımız bu durumu kişisel almamalıdır. Türkiye burada ilkesel bir tutum izliyor. İsveç'in terör konusunda somut ve kalıcı bir politika değişikliği yapması gerekiyor. İsveç'in terör konusunda adım atmakta tereddüt etmesini yadırgıyoruz. Şimdi biraz dünya gündemine bakalım. ABD'nin Ukrayna'ya füze yardımı yapacağını açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderilmesi halinde Ukrayna'da yeni hedefleri vuracaklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin Batı'yı uyardı. Ukrayna'ya füze verilirse yeni hedefleri vururuz ifadelerini kullandı. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya gelişmiş füze göndereceğini duyurmasından günler sonra Rus devlet kanalı Rusya 1'e konuştu.
Eğer bu silahları gönderirlerse bundan gerekli sonuçları çıkaracak ve imha araçlarımızı henüz saldırmadığımız heriflere yönelteceğiz dedi. Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi Ukrayna'ya 70 kilometre menzilde gelişmiş çok namlulu roket atar sistemleri göndereceğini açıklamıştı. Putin, Ukrayna'ya bu yönde bir tedariğin savaştaki dengeleri değiştirmeyeceğini söyledi. Burada yeni bir şey yok diyen Putin, Ukrayna ordusunun bu silahlara mevcut durumda zaten sahip olduğunu öne sürdü. Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarik etmekteki amacının savaşı uzatmak olduğunu savundu. Putin'in açıklaması Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlenmesinin ardından geldi. Rusya yaklaşık 5 haftanın ardından Kiev'e ve çevresine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı saldırıda askeri ve sivil altyapının zarar gördüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'e yapılan saldırıda Doğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı tankların vurulduğunu duyurdu. Kiev'e yapılan saldırı haftalar sonra başkent bölgesine düzenlenen ilk saldırı özelliğini taşıyor. Hatırlıyorsun bu Rusya işgal harekatından önceki haftalarda yok olmaz, Rusya girmez diye konuşuyorduk. Olmaz denilen oldu. Rusya Ukrayna'ya girdi. Kiev'in kapısına kadar geldi. O hani ha bir, bugün biter, ha yarın biter falan diyorduk. 100 günü de devirdi. Bugün 104. gününde Rusya-Ukrayna savaşı. İşte hala uzun menzilli füzelerden bahsediliyor. Rusya Kiev'i vuruyor. Füze gönderirseniz daha da şiddetli vururuz diyor. Bitmeyecek gibi görünüyor. Bitmeyecek gibi görünüyor. Bitmemesi de şöyle, hepimizi şöyle etkiliyor. Bir tahıl krizi, bir kıtlıkla karşı karşıyayız. Rusya-Ukrayna savaşının bu tetiklediği tahıl krizi bir yandan da göçü arttırıyor. Tahılların Karadeniz limanlarından çıkarılamıyor günlerdir. Herkes bunu konuşuyor. Bu yüzden de göç artmış. İtalya İçişleri Bakanı yeni bir göç dalgasından endişe ettiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizi yeni bir göç rotası oluşturdu. Açıklamayı İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese yaptı. Göçmen teknelerinin Avrupa'daki ilk duraklarından olan İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs'ın İçişleri Bakanları Venedik'te toplandı. Toplantıda Avrupa Birliği'nin göç politikaları ve gıda krizi ele alındı. İtalya İçişleri Bakanı tahıl krizi nedeniyle yaklaşık 300 milyon kişi yoksulluk ve açlık riski altında dedi. İtalya'ya göçün %30 civarında arttığını söyledi. Tahılların Karadeniz limanlarından taşınamaması halinde göçün daha çok artacağını belirtti. İtalya'ya yönelik yeni göç rotaları arasında Türkiye çıkışlı güzergah gündemde. Bu rotayı genellikle Afgan ve Suriyeli göçmenlerin kullandığı belirtiliyor. İtalyan bakan geçtiğimiz haftalarda bu konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüş, Ankara'da yapılan görüşmede Soylu'ya göç rotasında yapılan önleme çalışmaları için teşekkür etmişti. Lamorgese, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'dan da İtalya'ya yönelik yeni bir göç rotası oluştuğunu ifade etti. Tahıl krizinin çözümü için ise Türkiye devrede. Ukrayna'da bekleyen 20 milyon tondan fazla tahılın dünya pazarına ulaştırılması için tahıl koridoru kurulması planlanıyor. Plan İstanbul'da yapılacak dörtlü toplantıda ele alınacak. Tahıl krizi şimdi bir de göç krizini tetikliyor. Yani düşünsene dünyanın bir ucunda savaş var ve diğer ucundaki insanlar aç kalıyor. İşte savaşın korkunç yüzü de böyle bir şey ama maalesef dünyayı yani zor günler bekliyor. Görünen o. Görünen o. Ukrayna Savaşı'nın bu kadar uzayacağını herhalde hiç kimse tahmin etmiyordu. Yani Rusya'nın gireceğini tahmin etmiyordu birçok uzman. Bir gün evvelden bile yok olmaz diyordu ama 103 günü devirdi ve böyle de devam edecek. Bu tahıl krizini bir an önce çözmek için biliyorsun Türkiye'de arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanı 8'inde Lavrov Ankara'ya gelecek bu konuyu çözmek ve için. Ve Türkiye'nin öncülüğünde bir tahıl koridoru açılması. Bakalım umarım başarırız. Umarım başarırız. Senin de biraz önce dediğin gibi uzmanlar bu kadar uzun süreceğini hiç tahmin etmemişti. Bu kadar 100 günü devireceğini tahmin etmemişti. ABD istihbaratı da tahmin etmemişti. Onlar birçok şeyi tahmin edemiyor son zamanlarda. Bu kadar uzun süreceğini. ABD istihbarat kurumları Kiev'in birkaç gün içinde düşeceği ve Afgan hükümetinin de Taliban'a karşı 3 ay direnebileceği değerlendirmelerini yapmıştı. İstihbaratın her iki değerlendirmesinin de hatalı çıkmasının ardından inceleme başlatıldı. Önce Kabil'de, ardından Kiev'de yanıldı. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının yaptığı yanlış değerlendirmeler nedeniyle inceleme başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kurumları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in birkaç gün içinde düşeceği ve Afgan hükümetinin Taliban'a karşı 3 ay direnebileceği değerlendirmelerini yapmıştı.
Ancak Afgan hükümeti Taliban'a direnemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlanmadan Taliban hızla ilerleyerek başkent Kabil'i ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ajansları Rus işgalini doğru tahmin etse de Ukrayna'nın sayılı günler içinde yenileceği değerlendirmesi yapmıştı. Ancak Rusya Kiev'de Ukrayna direnişiyle karşılaştı. Rusya Kiev'den çekilirken işgal girişimi 100 günü geride bıraktı. Senato İstihbarat Komitesi geçen ay ulusal istihbarata teşkilatlarının hem Ukrayna hem de Afganistan'ı nasıl değerlendirdiğini soran bir mektup göndermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat yetkilileri kurumlarının yabancı hükümetlerin savaş kabiliyetini nasıl değerlendirdiğini incelemeye başladı. AP haber ajansı resmi inceleme süreciyle ilgili bir takvim belirlenmese de yetkililerin bazı hatalar tespit ettiğini iddia etti. ABD istihbaratı dünya ile ilgili olaylarda böyle yanlış öngörülerde bulunurken yani Amerika'nın içinde de pek iyi çalışıyor mu? Ondan da emin değil. Son günlerde artan bu silahlı saldırılara bir yenisi de Tennessee'de eklendi. Tennessee eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. ABD'de silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga kentinde bir eğlence mekanının önünde düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer kurbanlardan ikisinin vurularak birinin ise kaçan aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Pensilvanya eyaletinde dün bir caddede düzenlenen saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. ABD'de son 2 haftada saldırı haberleri peş peşe geldi. Oklahoma'da açılan ateşte 4 kişi, Iowa ve Wisconsin'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Texas'ta geçen hafta bir okuldaki saldırıda ise 19'u çocuk, 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bir saldırı haberi de, silahlı saldırı haberi de Nijerya'dan. Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Ondo eyaletinin Ovo bölgesindeki kilisede gerçekleşti. Ulusal basındaki haberlere göre kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar Katolik kilisesindeki ayin sırasında ibadet edenleri silah ve patlayıcılarla hedef aldı. En az 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek." dedi. Bu Nijerya'daki saldırı gerçekten korkunç. Bazı görüntüler izlemek talihsizliğinde bulundum. Çok kanlı, çok vahşice bir saldırı olmuş Nijerya'da. 50 kişi ölü sayısının artabileceği de söyleniyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'ne dönelim. Son haftalarda hızla yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle şimdiye kadar 780 kişide virüs tespit edilmiş. Örgütün Acil Durum Program Başkanı Avrupa'da yayılan bu hastalıktan endişeleniyoruz diyor. Hem görüldüğü ülke hem vaka sayısı her geçen gün artıyor. Aylardır koronavirüsle mücadele veren dünya maymun çiçeği virüsünü yakından izliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre virüs şimdiye kadar en az 27 ülkede görüldü. Vaka sayısı 700'ün üzerinde. Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği ilk olarak Mayıs ayında İngiltere'de ortaya çıkmıştı. En fazla vaka da İngiltere'de. Onu İspanya, Portekiz, Almanya gibi ülkeler takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu orta seviye şeklinde belirledi. Örgütün Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, Afrika'da her yıl binlerce maymun çiçeği vakası görüldüğünü ve her yıl can kayıpları yaşandığını söyledi. Şimdiki endişemiz ise gerçek. Avrupa'da yayılan bu hastalıktan endişeliyiz dedi. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Ancak dünya nüfusunun %70'inin çiçek hastalığına karşı etkili bir aşı koruması olmaması endişe yaratıyor. Bu nedenle bazı ülkeler pandemi hazırlıkları çerçevesinde bol miktarda çiçek aşısı stokluyor. Hafta sonu bizde de biliyorsun bir maymun çiçeği alarmı bir panik oldu. İstanbul'da eczaneye gelen 4 kişinin işte ellerinde bir takım yaralar olması nedeniyle şüpheler ama oluştu. Ama negatiflerdi değil mi? Ama negatifler, neyse ki öyle bir meselemiz yok.
Şimdilik en azından bunu bizi pas geçmiş gözüküyor ama herhalde yakında bizde de bir iki bir şey çıkacak gibi. Şimdi Bangladeş'e dönelim. Bangladeş'in güneydoğusunda kimyasal dolu konteyner deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetti. Başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusunda kimyasallarla dolu 4000 konteynerin bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kimyasal dolu konteynere ulaşması patlamalara yol açtı. Yangın ve patlamalar nedeniyle 5'i itfaiyeci olmak üzere en az 45 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişi ise yaralandı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu, bu nedenle can kaybının daha da artabileceği belirtiliyor. Bu Bangladeş'teki patlamadan görüntülerde dehşet gerçekten. Yani inanılmaz korkunç bir şey olmuş. Artık nasıl kimyasallarsa konteynerler havalarda uçuşuyor. Neden öyle bir patlama olduğu da henüz bilinmiyor. Maalesef o ölü sayısı konusunda da akşama doğru biraz daha sayı artabilir. Çin'e gidelim. Çin dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunda görev yapacak 3. Taykonot ekibi yola çıktı. 3 kişilik ekibin görev süresi 6 ay. Çin uzay istasyonuna yeni Taykonot ekibini yolladı. Taykonotlar Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunda görev yapacak. Taykonotlar Gobi çölünde bulunan Çiçüen uydu fırlatma merkezinden fırlatıldı ve planlanan yörünge konumuna yerleşti. Ekibin 44 yaşındaki üyesi Liu, 2012'de uzay istasyonunun ilk prototipi Tiangong 1 uzay istasyonuna düzenlenen seferde yer alarak uzaya çıkan ilk Çinli kadın olmuştu. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Göksaray'ı uzay istasyonunda görev yapacak 3 kişilik Taykonot ekibi 6 ay sürecek görevde istasyona eklenecek 2 laboratuvar modülüyle donanımlarının entegrasyonunu yürütecek. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor. İstasyonların kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü bu yıl uzaya yollanacak. Ve İngiltere'ye dönelim. İngiltere günlerdir ihtişamlı gösterilere, partilere ev sahipliği yapıyor. 4 gündür eğleniyorlar yeter 4 ya. 4 gündür Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Parti'de yıldızlar geçidi yaşandı. Jübile kapsamında düzenlenen ihtişamlı konserde dünyaca ünlü sanatçılar sahneye çıktı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl kutlamaları kapsamında Londra'da ihtişamlı bir konser düzenlendi. Seyirci koltuklarında kraliyet ailesi, sahnede yıldızlar geçidi vardı. Platin partiye Kraliçe Elizabeth hariç tüm kraliyet üyeleri katıldı. Prens Charles ve eşi Camilla'nın ön sıradan takip ettiği etkinlikte Elton John, Alicia Keys, Brian May gibi pek çok yıldız sahne aldı. Prens William ve Kate Middleton'ın 3 çocuğundan ikisini yanlarında getirdiği etkinlikte İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson da yer aldı. Queen grubunun baş gitaristi Brian May, Buckingham Sarayı'nın çatısında gitar çaldı. Sarayın duvarlarına projeksiyonla Kraliçe Elizabeth'in portreleri yansıtıldı. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John video bağlantı yoluyla performans sergiledi. Alicia Keys ise piyanosunun başına geçerek şarkılarını seslendirdi. Amerikalı şarkıcı Diana Ross da Platin Parti'de sahne alan isimler arasındaydı. 30 kraliyet üyesi ve 22 bin davetlinin yer aldığı 2,5 saatlik etkinliği Buckingham'ın önünde binlerce kişi izledi. Platin jübile kutlamalarının açılış töreninde sarayın balkonundan halkı selamlayan kraliçe daha sonra rahatsızlanmış, kraliçenin bazı etkinliklere katılmak yerine dinleneceği açıklanmıştı. Evet, kraliçe hariç herkes oradaydı ve muhteşem gösteriler vardı. Bir görsel şölendi. 4 gündür işte her türlü şeyi yaptılar. En son bu bir tane 1953'te kraliçenin ilk taç giydiği törende izlediği rotayı izleyen bu bir altın araba var atların çektiği. Onunla geleneksel olarak o rotayı izliyor. Fakat bu sefer rahatsızlığından dolayı gidememiş. Asıl şok edici şey şu, içine hologramla
o hani Crown dizisindeki o 1953'teki gibi o halini koymuşlar. Önce insanlar şaşırmış, bu ne diye, yani gerçek mi, kim var içinde diye. İçinde böyle hologramla el sallayarak gezdirmişler. Yani kraliçe bir tarafıyla, İngiltere'nin bir tarafı çok bu törenlere katılıp coşkuyla kutlarken, eleştirenler de var monarşi tabii. Ama bir turist atraksiyonu olmuş. 70 yıl dile kolay. Kolay tabii, dile kolay yani 70 yıl. O da zaten öyle açıklamasında diyor ki yani 70. yıl nasıl kutlanır? Herhangi bir elimizde bir şey yok diyor rehber. Çünkü ilk kez oluyor diyor. Ne yapacağımızı bilemedik demiş. Şeyi çok beğendim. Kraliçenin portreleri Buckingham'ın duvarlarına yansıtılmış. Güzeldi ya. Onlar, o çok ışıklar. Güzel, çok ihtişamlı olmuş. Şey tabii, bir de kraliçenin bir klibi, yani denk gelir insanlar izleyebilirlerse. Bu daha önce olimpiyat açılışında James Bond'la uçaktan atlamıştı kraliçe. Böyle atraksiyonlu şeyler yapıyorlar. Bu sefer de ayı Paddington var böyle bir tane. Onun böyle CGI görüntüsüyle oturuyor ve orada şöyle bir şey çıkmış. Bu kraliçenin bir çantası var, hep böyle taşır ve kimse onun içinde ne olduğunu bilmez. Yani ne taşıyor, yani cüzdan mı taşıyor, telefon mu, para mı, kimse bilmez. Bir tane marmelatlı sandviç taşıyormuş mesela, onu çıkarıyor falan. Öyle eğlenmişler. Konserde güzel şarkılar söylenmiş. Rod Stewart, Neil Diamond'ın Sweet Carolina'sını söylemiş. Orada da sosyal medya birbirine girmiş. Diana Ross'un performansı çok konuşuldu. 80'e dayandı Diana galiba. Diana Ross yani kraliçeyle yaşıt neredeyse sahneye çıkmış. Kraliçe biraz rahatsız ama yani bir 5 dakika kadar çıkıp gitmiş. Neyse, onların magazini, onların şeyi, onların derdi olsun. Sosyal medyalarında yeterince biz konuşmuşlar zaten. Dönelim. Biz ülkemize dönelim. Bizim ülkemizde Burdur'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bir binanın bodrum katına dolan su anne ile kızı birbirinden ayırdı. Engelli kadın hayatını kaybetti. Annesi yaralı olarak kurtarıldı. İçeriden çığırındı, kurtarın kurtarın diye, ama bizim elimizden bir şey gelmedi. Sudan giremedik, kapıyı açıldı. Komşular yardım etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Sular çekildiğinde yapacak bir şey kalmamıştı. Annenin yaralı kurtulduğu su baskınında engelli kızı hayatını kaybetti. Aniden sağdan soldan yukarıdan aniden şaradak geldi. Burdur'da sağanak yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Kent merkezinde 30 ev ve bir düğün salonu su baskınından nasibini aldı. Bodrum katta yaşayan Doğulaş ailesinin evi de sağanak etkisini artırınca bir anda suyla doldu. Gözümüzü gitti. 53 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Vesile Doğdaş suyla dolan evden çıkamadı. O hayatını kaybederken 75 yaşındaki annesi Fatma Doğdaş da son anda itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralı anne hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri her yağmurda su baskını yaşadıklarını söyledi ve önlem alınmasını istedi. İleride köprü var, menfez. Köprü iki tane ufak yüz koymuşlar. Su almayınca de onu buraya giriyor. Hani yukarıya bir büyük köprü yapsınlar, hiçbir yere su basmayacak. Burdur'da şiddetli yağış sonrasında oluşan sel bir düğün salonunu bastı. Davetliler canlarını masaların üzerine çıkarak korudu. Burdur'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düğün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları paniğe neden oldu. İçeriye dolan suyun şiddetiyle sandalye masalar sürüklendi. Görevlilerin kapı ve camları kırarak sel sularını boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybının önüne geçilmiş oldu. Yaşanan korku dolu anlarda konukların cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. Hem bu düğündeki baskın görüntüleri çok acayip, hem bir insanın hayatını kaybettiği yine Burdur'da. Burdur'daki o mahalle sakinlerinin bir cümlesi var haberde, dikkatini çekmiştir. Diyorlar ki her yağmurda bu sel su baskınları oluyor, buna bir çözüm. Şimdi her yağmurda su basıyorsa bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış mı ya? Yıl 2022, biz hala altyapı meselelerinden, yani altyapı sorunlarından bir insan hayatını bahsediyoruz. Kaybetmiş. Bundan sonra ne yapacaksanız artık. İstanbul Esenyurt'tayız. 14 katlı bir rezidansın 6. katında yangın çıktı. Üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. İtfaiye 15 kişiyi kısa sürede kurtardı. Hani geri gel. Camlar bitiyor! Rezidansta yangın çıktı. Üst katlarda yaşayanlar aşağı inmeye fırsat bulamadı. Esenyurt'ta korku dolu anlar yaşandı.
Az önce ambulans seslerini falan duyduk. Burada zaten arkadaşlarımız oturuyor bizim. Koşarak geldik, baktık daire yanıyor. İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı rezidansın 6. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Duman binaya dolunca üst katlarda oturanlar kaçmaya fırsat bulamadı. Alt katlarda yaşayanlar hemen tahliye edildi. Rezidansın ön cephesindeki camlardan bazıları giriş kapısına düşünce panik yaşandı. Hani geri gel, geri. İki tane daha cam. Adam da orada. Camlar bitiyor. İtfaiye yangına müdahale edip söndürdü. Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de peş peşe gelmeye başladı ne yazık ki. Tekirdağ, Hatay, Şırnak ve Diyarbakır'da 7 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Tek istekleri biraz serinlemek, biraz da eğlenmekti. Ama girdikleri gölet, deniz ve nehir 7 çocuğu hayattan kopardı. Şırnak'ta yaşayan İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz, Dicle Nehri'ne girip biraz yüzmek istemişti. Ama iki çocuk da akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Önce İdris Pütrü'nün cansız bedeni bulundu. Ardından da 13 yaşındaki Zekeriya Negiz'in. İki çocuğun ölümü yakınlarının yüreğini yaktı. Bir acı haber de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geldi. 13 yaşındaki Muhammed Tokçun, hayvanların sulama ihtiyacını karşılamak için kullanılan gölete girdi. Çocuğun suda çırpındığını görenler 112'yi arayıp yardım istedi. Dalgıç polisler geldiğinde artık çok geçti. Muhammed'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. 15 yaşındaki Merve Çay'la arkadaşı da Hatay Samandağ'da hafta sonunu fırsat bilip deniz kenarına gitmişti. Merve Çay denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı onu bulamayınca sahil güvenlik komutanlığına haber verdi. Balıkçıların da destek verdiği arama sonucunda bulunan Merve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yüreklerin yandığı bir diğer şehir de Diyarbakır oldu. 4 lise öğrencisi yüzmek için Dicle Nehri'ne girmişti. Çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. 3 liseli gözden kaybolurken biri son anda kıyıya çıkmayı başardı. Onun haber vermesi üzerine Dicle Nehri'nde arama çalışması yapıldı. Çok geçmeden 3 liselinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu boğulma vakaları denizden ziyade böyle baraj göllerinde, nehirlerde çokça oluyor. Çünkü balçık oluyor. Balçık yani oluyor. Birdenbire takılıyorlar maalesef. Akıntı oluyor. Bir içine çeken bir şey oluyor. Bir balçık oluyor dediğim işte gibi. Deniz mevsimi açıldı. Geçen hafta konuşmuştuk. Özellikle İstanbul'un kuzeyinde Şile, Ava, Kilyos taraflarında, Karadeniz kıyısında yüzmeye gidenler dikkatli olsunlar. Suyun şakası yok. Aman dikkat. Öyle diyelim. Liselere geçiş sistemi sınavı sona erdi. İki oturum halinde yapılan LGS'de 1 milyon 200 binden fazla 8. sınıf öğrencisi hayallerindeki lisede okuyabilmek için ter döktü. Bazı şeyler okudum. Uzmanlar kimisi kolay diyor. Çocuklara sorarsan matematikten zorlandık diyor. Hiç sorun değil. Çok kolay bulanlar da olmuş. Bu matematikten zorlanmayla ilgili kimse şey yapmasın. Bu geleneksel. Ben de zorlanmıştım. Yani neredeyse 30 ama yıl evvel. Ama şu da bir gerçek ki o sonuçları matematik belirliyor. Öyle mi diyorsun? Sözel biraz daha kolay, matematik biraz daha zormuş. Bazı illerde klasik görüntüler, liseli öğrenciler sınava geç kaldı. Onlara da polis yardımcı oldu. Gireceğim, çıkacağım. Bitiyor. Heyecanlıyım. Bayağı çalıştım. Liselere geçiş sistemi sınavı tamamlandı. 1 milyon 236 bin 8. sınıf öğrencisi hayallerindeki liseye girebilmek için ter döktü. Onlar içeride heyecanlı, biz dışarıda heyecanlı bekliyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Öğrenciler LGS'ye kendi okullarında girdi. Kimi zamanında, kimi ise ucu ucuna yetişti sınava. Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci için Sakarya'da ekipler seferber oldu. Gaziantep'te kimliğini unutan bir öğrenciyi sınava yine ekipler yetiştirdi. Samsun'da benzer görüntüler vardı. Hadi koş. Çabuk. İlk oturum saat 9.30'da başladı. Öğrenciler Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükle din bilgisinden 50 soruyu cevapladı. Öğrenciler ilk oturumun ardından 45 dakikalık araya çıktı. O anlardaysa öğrencilere, ailelere moral verdi.
İkinci oturumda ise öğrenciler fen ve matematikten 40 soru yanıtladı ve LGS maratonu sona erdi. Tahminime göre daha iyi geçti. Türkçe'de zorlandım biraz. Biraz da olsa stresliydim ama şimdi artık bitti. Sınav sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden soru ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçlarsa 30 Haziran'da yine bakanlığın internet sitesinden açıklanacak. İki hafta sonra da üniversite sınavı var. Efe Bey'i bekliyoruz sınavda üstün başarılarını. İnşallah bakalım. Çalıştı mı iyi? Hayır. Bence hayır. Ben yeterli bulmuyorum. Şeyi biliyor musun Esra? Yani hani biz de çok çalıştık gerçekten. Hani bu dershanelerde şeylerde. Tabii bize böyle okunmuş şekerler, sular falan da böyle veriliyordu. Çocuklar seneye LGS için bu yıl işte Ağustos başı kurslara başlayacaklarmış. Evet, yani başlıyorlar. Hatta böyle tanıdığım şeyleri şikayet ediyorlar ya. Topu topu okul zaten bir iki haftaya kapanıyor galiba. Bir ay falan ya tatil yapacaklar ya yapmayacaklar. Bu LGS için çalışmaya başlayacaklar. Valla çocuklar i̇şte ne diyeyim hani eğitim şart, eğitim önemli. Bir maraton, hayatta o maratonu da bir başarıyla tamamlamaya çalışıyor çocuklar. Hepsine başarılar. İnşallah hepsi istediği okullara girer. Emeklerinin karşılıklarını alsınlar diyelim. Alsınlar. Evet, şimdi İstanbul'daki gürültü denetimleriyle devam edelim. Malum bu, yaz geldi. Bu yazın en büyük sorunlarından biri biliyor musun? Çok fazla üstünde durmuyoruz ama yani bu gürültü kirliliği. Hani bazıları şey diyor, hani bu Boğaz hattında tekneler falan sadece gidiyor şeyler değil. Sadece Boğaz'la ilgisi yok. Mahalle aralarında. Yani komşunun komşuya saygısı yok. Gece saat bilmem kaçlara kadar balkonda şeyde camlar açık, yüksek sesle müzikler. Bir de ben denk geldim geçenlerde, bir okey oynuyorlar. Çat 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 gece 2 be arkadaşım ya. Yani gece 2 yani okeye dönüyorsun da bu kadar da dönülmez ki yani. Şimdi İstanbul'da Boğaz'daki mekanlara denetim yapılmış, eğlenceyi dışarıya taşıyan mekanlara denetim yapılmış. Ayrıca tekne turlarının sayısı da arttı malum. Teknelerden yayılan gürültüler de malumumuz. Gürültü kirliliğinin önüne geçmek için ekipler denetimler yapmışlar. Bakalım neler olmuş. Eğlence açık alana taşındı. Ekipler denetim için denize açıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'da mekanlar eğlenceyi açık alanlara taşıdı. Ayrıca tekne turlarına da rağbet arttı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliğine karşı denetimlere başladı. Sabit mekanlarda ve hareketli teknelerde eğlence yapan tesislerin ve gemilerin ses desibel ölçümlerini kontrol ediyoruz. Sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle yapılan denetimlerde hassas cihazlarla ölçümler yapılıyor. Belirlenen desibelin üzerinde müzik yayını yapanlara cezai işlem uygulanıyor. 2 saatten beri devam eden denetimlerimizde an itibariyle herhangi bir ses aşımına rastlanmadı. Bu denetimler yaz boyunca devam edecek. Yani evet, Boğaz'daki mekanların denetlenmesi güzel ama sadece dediğimiz gibi bu gürültünün kaynağı sadece Boğaz'daki mekanlar değil ki, mahalle aralarındaki işte düğün salonları var, çeşitli mekanlar var. Onlarda da Esra, ses yalıtımları yeterli sıfır değil. Sıfır neredeyse, sıfır. Yeterli sıfır. Değil. Sıfır, yalıtım falan yok. Hele böyle bir otelin falan yakınında bir yerde oturuyorsa, yakını dediğimde en az böyle 2-3 kilometre mesafede bir yerdeyseniz, bir açık hava düğününe falan denk gelirseniz ki her hafta bir tane oluyor. Yandınız. O müziğin sesi, yani kimse bunu yapmasın demiyoruz. Eğlensinler, müzik de olacak, her şey olacak ama belli bir bir desibel ayarı var. Belli bir şey standartlar var. Çevresinde kapalı bir mekansa ses yalıtımı yapılmalı. Açıksa da zaten başka türlü önlemler alınmalı. Belki ses perdeleri alınmalı. Sadece bu eğlence, mekan, gürültü, işte müzik falan demiyoruz. Sen biraz önce dedin okey taşıktan. Yani inşaat gürültüsü. Asıl gürültü kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri inşaat gürültüsü. Bir de bazı inşaatlara gece çalışma izinleri veriliyor. Mülki amirler gece tarafından. Gece çalışıyorlar, pazar sabahın köründe çalışıyorlar. Pazar sabahı 7'de başlıyorlar. Bunlar zabıtayı arıyoruz. Diyoruz ki ya pazar günü sabah saat 6'da 7'de neyin inşaatı bu? Geliyorlar, izin almışlar. Zabıtalar sağ olsun şöyle bir dolaşıyorlar. Neye gidiyorlar, göre, kime inşaat göre veriliyor aynen o izin? Devam. Hiçbir problem olmamış gibi herkes işine bakıyor. İstanbul ve Bursa'da alkollü halde araç kullanan sürücüler trafik polislerinin denetimine takıldı. Üstelik ikisi de üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanıyordu. Alkollü sürücüler yakalanınca polise ne tepki verdiler? Bakın bir izleyelim. Abi, polis bir arkadaşım. Tamam, arasın. Sen şimdi önce gene ara, istemiyorum.
Alkollü halde araç kullanırken yakalandı. Alkol metreye üflememek için direndi ama cezadan kurtulamadı. Tamam, bu kadar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre yolunda uygulama yapan trafik polisleri bir cipi durdurdu. Sürücü Ahmet K. eşimi hastaneye götürüyorum dedi. Alkol metreyi üflememek için direndi. Lan arabanı üflüyor. Ya sigortası yok arabanın. Tamam üflüyorum. Cihazı üflüyorum. Bir dakika ya. Cihazı üfle yap ya Barış. Bir polis arkadaşı arayacağım diyen Ahmet K. sonunda alkol testini kabul etti. 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Üçüncü kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 7.517 lira ceza uygulandı. Ehliyetine 5 yıl boyunca el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu hastaneyi gönderdik değil mi? Sana zaman kaybedersin diyor. 85-616 merkez 85-64. İstanbul Kartal'da da trafik ekipleri denetimdeydi. Sahil yolunda modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde durdurulan bir sürücü 2.09 promil alkollü çıktı. Bir daha durursam kuşturmayın. Durmayacak mısınız bir daha? Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl el konuldu. Ceza kesilen sürücü karakola götürüldü. Yani ne diyeyim 3 kez alkollü yakalanmış. Hala devam ediyorlar. Ya bu haberlerde alkollü sürücülerin tepkilerine, polislerle yaşadıklarına falan gülüyoruz da aslında hiç gülünecek bir şey değil. Yani şans eseri bir şekilde şeye takılıp ölümlü bir kazadan başkasına zarar vermekten kıl payı kurtulmuşlar. Yani saatli bomba gibi trafikte geziyorlar. Alkollü bir şekilde direksiyona oturmayı öldürmeye tam teşebbüs olarak. Tabii canım yani hiç yorumluyorum bu, yani. Bunun tartışılacak hiçbir yanı yok. Yani saatli bomba gibi geziyorlarmış. Ve işte trafik denetimine takılmışlar. O şekilde de yargılanmalı diyelim. Aynen öyle. Şimdi İstanbul'daki bir önemli bir meselede, önemli bir soruna dönelim. Hatalı parklanmalar. O sorun değil bizim için. Vakaya diye normal. Her gün farklı bir mahallede kurulan semt pazarlarında tezgah açan pazarcılar da dertli hatalı parklanmadan. Yanlış park edilen araçlar nedeniyle tezgah açamıyorlar. Millet her hafta aynı sorunla karşı karşıya. Bakın alın işte. Pazarda esnaf tezgahını açamıyor. Sabah erkenden pazar alanına geliyorlar. Ama güne tezgahı açmak yerine yanlış park etmiş araçları çekerek başlıyorlar. Pazarcılar ancak araçları çektikten sonra tezgahlarını kurabiliyor. Bunlarla ilgili çok mağduruz mesela. Adam aracını park ediyor, numara bırakmıyor. Numara bırakmadığı zaman biz de arkadaşlarla toplanıyoruz. El birliğiyle arabayı zarar vermeden kenara bırakıyoruz. İstanbul'un farklı mahallelerinde kurulan semt pazarlarında yanlış park edilen araçlar pazarcıların kabusu oldu. Arıyorsun adamı, abi neredesin, evde yatıyor, ben diyor Balıkesir'de. Ya ne Balıkesir'de, karşınız. Bağırıyorsun diyor, arabaya zarar veriyoruz. Bekle diyor, hemen geliyorum, bekle diyor. 5 dakika sürmüyor. Pazarcının sabah sporu. Aracın üzerine telefon numarası bırakılmamışsa o zaman iş esnafa düşüyor. Pazarcılar her defasında farklı bir yöntem kullanıp aracı çekiyor. Çok basit, kamyonu yanaştırıyoruz, ipi bağlıyoruz, caddenin başına çekiyoruz. Artık itfaiye mi alıyor, normal zabıta mı alıyor, trafik mi alıyor? Pazarcılar pazar kurulacak günlerde mahalle sakinlerinin araçlarını alana bırakmamasını istiyor. O araçlar sadece pazar alanlarına değil, kaldırımlara park ediliyor, bisiklet yollarına park ediliyor, evlerin önlerine bırakılıyor, her yere park ediliyor. Ama şöyle de bir gerçek var, tabii İstanbul'da yaklaşık 5 milyon araç var. Otopark sayısına, otoparkların araç kapasitesine bakarsan sadece İspark'ın mesela birkaç yüz bin, hani 200 bin bile var mıdır? Çok emin yoktur değilim. Herhalde, yoktur. Değil mi? 150 rakamlar bin civarında. Sen daha hakimsin ama 150 bin yani. Civarında kapasitesi ya var. Ya burada Esra şunu söyleyeyim. Hani berbat park ediyoruz. Hani ben kendimi de ayırt etmiyorum. Önümüze gelen yere park ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ceza şeyimiz falan yok. Gidip park ediyoruz. Ama en korkuncu ne biliyor musun? Zaten İstanbul'da kaldırımlar berbat. Yürüyemiyorsunuz, bırak hani şeyi. Engelliler için hayat inanılmaz zor. Bazı kendini bilmez sürücüler o kaldırımlarda, hani hepsinde de yok da olanlarda da, o engellilerin o kaldırıma çıkıp inebilecekleri sarı noktaların önüne ve üzerine araba park ediyorlar ki ya bu arkadaşların da insanlıkla, yani kendilerini insan diye değerlendirmesinler. Saygısız ve düşüncesizler en başta. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Daha ağır bir şey söylemeyeyim de. Şöyle de bir şey var Kadir, o sarı noktaların üstüne
belediyeler de elektrik, gerçi elektrik direği bile gördük değil mi? Falan da dikiyorlar. Haberleri hatırlıyorum, yani yapmışsınız. Sadece saygısız sürücülerden bahsedemeyiz bu konuda. Hadi elektrik direği, yani ne diyeyim hani şimdi bak, elektrik direğini söyledin daha da sinirlendim. Yani bunu nasıl yapar bir belediye? Kaç kere haber yaptık hatırlıyorsun, yani işte o sarı çizgilerin, sarı noktaların üstünde ne ararsan var. İnsan bunlara daha çok sinirleniyor ya. Günlük hayatta karşına çıkıyor ve çok basit. Çözümü o kadar basit şeyler ki bunlar. Birbirine saygıyla, insana saygıyla alakalı şeyler. Biz bunların hiçbirini birbirimize yapmayıp ondan sonra ne bileyim yetkililerden bambaşka şeyler bekliyoruz. İşte, bizim kendi küçücük dünyamızda kendimiz felaket insanlarız. Yönetmeliklere bakarsan artık yeni yapılan her binanın otoparkının olması lazım. İşte belli kapasitelerde her daireye bir ya da iki otopark düşmesi lazım ama o bile uygulanmıyor. İşte bir takım yönetmelikleri arkadan dolaşarak... Hayır. İşte bodrum katlara çevriliyor, dükkanlar yapılıyor, yok, otoparklar. O yönetmeliği kim yazdıysa hani bu her apartmanın otoparkı olacak falan diye. Gerçekten nasıl bir böyle Neverland, Peter Pan'ın Neverland'i gibi bir ülkede yaşıyor herhalde. Öyle yaşadığını düşünüyor. Otopark ya bırak, sokakta yan yana geçemiyorsun iki araba. Ya nereye otopark yapacaksın? En büyük mesele işte itfaiye ve ambulansların geçişini zorlaştıran işte o daracık sokaklarda, özellikle eski o tarihi yarımadada, Bakırköy'de vesaire o dar sokaklarda sağlı sollu park lambalar, işte kaç kere gördük, yaşadık bunu. Yanlış, ambulans geçemiyor, itfaiye geçemiyor. Şey, deprem acil yolları var ya, Bakırköy'de hepsi... salı pazarı kuruluyor. Deprem acil, yani salı günü rica edeceğiz deprem olmasın çünkü pazar var. Kadir, deprem, ambulans itfaiye giremez. Acil ulaşım yolu Millet Caddesi'nde İspark var. Ne diyorsun? Evet, yani depremden rica ediyoruz. Hani belli yerlerde, pazar olan yerlerde olmasın ki. Çünkü geçemiyorsunuz o gün olunca. Salı pazarı olunca mesela geçemiyorsunuz. Neyse, şimdi çevre konusuna girelim biraz da. Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde 81 milyar adım kampanyası düzenlendi. Çevre farkındalığı oluşturmak için bütün illerde eş zamanlı yürüyüş yapıldı. İstanbul'daki yürüyüşün adresi Gülhane Parkı ve sahildi. Sağlık için, çevre için, doğa için bu yürüyüşe hep birlikte katılıyoruz. Gelecek nesille ve güzel bir çevre taşıyabilmek için bu yürüyüşü yapıyoruz. Çevre için bir araya geldiler. Kilometrelerce yürüdüler. 81 ilde 81 milyar adım kampanyası başlatıldı. Türkiye Çevre Haftası'nda düzenlenen yürüyüş kampanyasının amacı çevre bilinci ve farkındalığını oluşturmak. Atacağımız her adım çevre bilinci, sağlıklı bir çevre yaşamını korumak, elde etmek, 85 milyonla birlikte çocuklarımıza, torunlarımıza emanet etmek. Hedefimiz bu. 81 ilde eş zamanlı yapılan yürüyüşün İstanbul'daki başlangıç noktası Gülhane Parkı'ydı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yürüyüşün en önünde yer aldı. Kalabalık grup Sarayburnu sahili boyunca yürüdü. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümündeyiz. Hepimizin güzel, düzgün, sağlıklı bir çevreye ihtiyacı var. Toplumda bu bilinci kazandırmak adına böyle güzel bir yürüyüş etkinliği düzenliyorlar. Umarım herkes için faydalı olur. Bugün çevreyi korumak adına, kendi gücümüzü göstermek için hep birlikte yürüyüşe katıldık. Evet, çevre haftasında şimdi ekrana getireceğimiz görüntüler gerçekten İnanılır gibi değil diyeceğim ama işte biz bunu, ben kendimi bildim bileli bu görüntüleri yaşıyoruz. İnanılır. Ne daha beterleri de. Ne diyeceğimi bilemedim. Şimdi İstanbul'da sizi bir sergiye götürelim. Denizden çıkarılan atıklar Üsküdar sahilinde sergilendi. Neler çıktı, neler? Çok kötü bir görüntü kesinlikle. Bir bakan bir daha dönüp baktı. Denizden çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Pandeminin etkisi geçtikten sonra yine eski alışkanlıklarımız yeniden nüksetti. Evsel kullandığımız ne varsa, çatal, bıçak, kaşık, termos, telefon, her şeyi denize atar hale gelmişiz. Sokakta sen en çok hangi çöpleri yere atılmış görüyorsun? Neler oluyor? Ya da denizde? Genelde pet şişeler, evet, suya atılıyor. Yere de çikolata çöpü falan atılıyor. Üsküdar sahilinde son 2 yılda denizden tam 2 tona yakın atık çıkarıldı. Denize atılanlar maalesef hiç değişmiyor. Plastik, pet şişe, izmaritler, cam parçaları. Boğaz'ın en uzun hattından çıkarılan o atıklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü için farkındalık yaratmak adına sahilde sergilendi. Korkunç bir görüntü ama maalesef halkımız bu konuda çok bilinçsiz. Sorsanız herkes çevreci. Bu daha iyi. Dün bir tane başka bir yerde gösterdiler. Orada bir tane elektrik süpürgesi vardı. Karışık atık ya.
Atık sergisinde İstanbullulara geri dönüşümün uygulamaları da gösterildi. Tekstil fabrikalarından çöpe giren artık kumaşlar çantaya dönüştü. Pandeminin etkisi bitince eski alışkanlıklarımızı nüksetti diyor haberdeki beyefendi. Ne yaptı? 2 yıl pandemide beklemiş adam biter bitmez gidip araba lastiği mi atmış denize? En çok özlediğim şey gideyim araba lastiği atayım denize herhalde. Haberdeki hanımefendinin söylediği çok doğru. Yani sorsan herkes çevreci de işte elimize gelen. Tabii canım, hepimiz çevreciyiz. Neler atmışız neler. Atıklarımızı ayrıştırıyoruz, ayrı çöplere koyuyoruz. Belediyelerimiz her köşe başına bunları ayırt edici böyle çöpler bırakıyorlar. Yani çevrecilikten gözlerim yaşaracak yani ülkede. 81 milyar adım atmışız çevre farkındalığı yaratmak için. Neyse, geçen yıl müsilaj felaketiyle boğuşan Marmara Denizi'nde balık çeşitliliğinin artması için çalışmalar sürüyor. Yürütülen proje kapsamında denize 60 yapay resif bırakıldı. Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve kirliliğe karşı harekete geçildi. Ekosistemi temizleyip canlandıracak projelere hız verildi. Projelerden biri de yapay resifler. Denizdeki biyoçeşitliliği artırmak için denize 60 yapay resif indirildi. Bölgede yaklaşık olarak 17 çeşit balığın olduğunu gördük. Geçen yıl müsilaj felaketiyle yaralan Marmara Denizi'ni tekrar eski canlılığına kavuşturmak için çalışmalar sürüyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yapay resif projesi kapsamında Heybeliada'ya 60 yapay resif bırakıldı. 660 adet üretim, 39 tane de antitrol olmak üzere resif atımlarını gerçekleştirdik. Yapay resifleri attıktan sonra yaptığımız çalışmalarda da bölgede biyoçeşitliliğin arttığını, birçok deniz canlısının bizim yapay resiflerimizin üzerinde yuvalandığını, hatta ürediğini tespit ettik. Balık çeşitliliğinin artırılması için bırakılan resifler İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesince aylık periyotlar halinde izleniyor. 20-30 yıldır gözükmeyen uskumru balığı, İşte kalamar balığının Marmara'da tekrar çıktığını da gözlemledik. Proje tamamlandığında toplamda 4 bölgeye yapay resif bırakılmış olacak. Evet, Marmara Denizi'ne atık su girişi de umarım engellenir. Bakalım resifler balık çeşitliliğinin artmasına bir faydası olacak mı? İnşallah diyorum İnşallah yani. İnşallah diyelim. O zaman bu saat dilimimizin sonuna geldik. Kısacık bir ara verelim şimdi. Saat 5 buradayız. Günaydın, gün başlıyor, devam ediyor. İkinci saatimize başlıyoruz ve ikinci saatimize de hızla başlayalım. Malum gündem yoğun, başlıklar sıcak. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 30. istişare ve değerlendirme toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın kapanış konuşmasında 2022 buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını da bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklayacağını söyleyen Erdoğan, muhalefeti de altılı masa üzerinden eleştirdi. Toprak mahsulleri ofisimiz sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7050 lira ödeme yapacaktır. Arpa alım fiyatı ise ton başına toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. 2022 buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 30 istişare değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Gündeminde ekonomideki gelişmeler vardı. Fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir. Her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'yı da eleştirdi. CHP'nin başındaki zat da
onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da, altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz. Bizim yolumuz dün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun bu sertliğin tek sebebi ülkemize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna yönelik Türkiye'nin duruşunun altını bir kez daha çizdi. Beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz. Erdoğan 2023 seçim kampanyasına yönelik de mesaj verdi. Sandıktan birinci çıkartacağınıza tüm kalbimle güveniyorum. Yeni bir seferberliğin ilk adımı olmasını diliyorum. Altılı masa son günlerde herkesin gündeminde. Herkes altılı masadan bir şey bekliyor. Cumhurbaşkanı adayını bekleyen var. Herkes çağrılarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de altılı masa vardı. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi. Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak, kararlıyız, sonuna kadar gideceğiz dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini kadınların ve gençlerin seçimde en etkili kesim olacağını belirterek bitirdi. Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılık da Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Altılı masa için kararlılık mesajı verdi. Sonuna kadar gideceğiz dedi. Çalışan Türkiye, üreten Türkiye, alın teri döken Türkiye, gençlerine, kadınlara güvenen bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Belediyesi Hizmet Tanıtım Programı'nda konuştu. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz dedi. Bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok. O nedenle hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. CHP lideri seçimin kaderini gençlerin ve kadınların belirleyeceğini söyledi. Önümüzdeki seçimin kaderini kimler belirleyecek? Kadınlar ve gençler. 7,5 milyon. Gencimiz ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Ve onlar Türkiye'nin kaderini değiştirecekler. Dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracağız. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde tabii ki milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren başlıklar var. 3600 ek göstergenin yanı sıra Temmuz'daki maaş zamlarıyla kira artışına sabit oran formülü de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında. Kabinedeki bir diğer önemli başlık da Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası operasyon. Ekonomi, terörle mücadele, dış politika. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemdeki başlıklar değerlendirilecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge düzenlemesinde. Çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenlemenin detaylarını kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Çalışanların beklediği bir diğer başlık da Temmuz ayı maaş zamları. Memur ve emeklilerin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı yansıyacak. Beklenti oluşan enflasyon farkının asgari ücrete de yansıtılması. Kabinede bununla ilgili de değerlendirme yapılacak. Ve kira artışlarıyla ilgili düzenleme. Çevre Şehircilik, Hazine, Ticaret ve Adalet Bakanlığı konu üzerinde çalışıyor. Belli bir dönem için kira artışlarında sabit oran belirlenmesi gündemde. Bakanlar gelinen aşamayla ilgili kabineye bilgi verecek. Kabinenin gündemindeki bir diğer başlık terörle mücadele. Cumhurbaşkanı Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon mesajı verdi. Harekatın zamanlaması, kapsamı merak ediliyor. Erdoğan kurmaylarıyla son değerlendirmeleri yapacak. Ukrayna-Rusya savaşıyla küresel tahıl sorunu yaşanıyor. Çözümün adresi ise İstanbul'da kurulacak masa olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 8 Haziran'da Ankara'ya gelecek. Ardından da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılacağı dörtlü toplantı planlanıyor.
Kabine toplantısında Karadeniz'de açılması planlanan tahıl koridoru da detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu tahıl meselesi ne zaman gündeme gelse konuşsak, her gün neredeyse zaten son haftalarda konuşuyoruz. Hep şey geliyor aklıma, o açıklama. Dünya Sağlık Örgütü kimindi o? 6 haftalık. 6 hafta mıydı şeyimiz kaldıydı? Tahılı kaldı. Tahıl dünyanın buğdayımız. 6 haftalık tahılı kaldı. Vallahi artık bunu söylediğimizde buğday. Neredeyse 2 hafta falan oluyor. Topu topu 3-4 haftalık tahıl, buğday falan kalmıştır. Umarım bu 8 Haziran'daki buluşma bu konuda bir çözüme kavuşturulur ve buğday, ekmek sıkıntısı, kıtlık gibi meseleler gündemimizden çıkar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bu hafta yoğun bir mesai yapacak milletvekilleri. Genel kurulda önce avukatlık kanun teklifi, ardından müsilajla ilgili düzenlemenin yer aldığı çevre kanun teklifi görüşülecek. Komisyonların gündeminde ise dezenformasyonla mücadele, 6. yargı paketi ve İstanbul Finans Merkezi kanun teklifi var. Avukatlık kanununda değişiklik, müsilaj ve çevre kanunu teklifi, sosyal medya düzenlemesi, 6. yargı paketi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu avukatlık kanunu mesaisini sürdürecek. Teklife göre fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Daha sonra genel kurulda müsilajla ilgili düzenlemelerin yer aldığı çevre kanunu teklifi görüşülecek. Teklif İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yerel yönetimlere ileri atık su arıtım tesisi kurma zorunluluğu getiriyor. Belediyeler 6 ay içinde projelerini bakanlığa sunacak. Belediyeler ileri atık su kurmamaları halinde bakanlık devreye girip yaptıracak. Maliyetleri belediyelerin İller Bankası payından kesilecek. Ayrıca denizlerde kirliliğe yol açan atıklara verilen cezalar artırılacak. Salı günü Adalet Komisyonu'nda 6. yargı paketi görüşülecek. Teklife göre yargıda süresi 3 yıl olacak hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Stokçuluğa yönelik cezalar da artırılacak. Teklif noterler aracılığıyla gayrimenkul satış işlemlerinin yapılmasını da öngörüyor. Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifle Türkiye'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amaçlanıyor. Perşembe günü ise Meclis Adalet Komisyonu'nda dezenformasyonla mücadele kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Dünya gündemiyle devam edelim. Fransa ile Ukrayna arasında Rusya polemiği var. Bir polemik yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savaş bittiğinde diplomatik bir çözüm bulunabilmesi için Rusya'nın küçük düşürülmemesi gerektiğini söyledi. Kiev bu açıklamanın sadece Fransa'yı küçük düşüreceğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz dedi. Ukrayna Fransa'ya tepki gösterdi. Fransa ile Ukrayna arasında Rusya polemiği yaşandı. Gerginliği başlatan Macron'un açıklamaları oldu. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim ifadelerini kullandı. Putin'in halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim dedi. Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğini de söyledi. Macron'un sözlerine Ukrayna'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Kuleba, Macron'a Twitter'dan yanıt verdi. Rusya'yı aşağılamaktan kaçınma çağrıları sadece Fransa'yı ve bunu isteyen diğer tüm ülkeleri aşağılar. Çünkü kendisini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'ya nasıl adını bildireceğimize odaklansak iyi olur. Bu bir barış getirecek ve hayat kurtaracaktır dedi. Macron, savaşın başından bu yana ateşkesi sağlamak ve Kiev ile Moskova arasında müzakere süreci başlatmak için Putin'le düzenli olarak görüşmüş fakat somut bir ilerleme elde edememişti. Macron'un bu sözleri, Rusya küçük düşürülmemesi gerektiğiyle ilgili sözlerini geçen hafta Davos'ta Henry Kissinger, eski Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin, o söylemişti. Rusya'yı onur kırıcı bir yenilgiye uğratıp Avrupa'dan izole etmek doğru olmaz diye.
Hatta böyle imalarda bulunmuştu. Belki Ukrayna bir parça topraktan vazgeçerek bu savaşı bitirebilir diye. Zelenski ona da çok ağır tepki göstermişti. Evet, Zelenski'nin reaksiyonu gelmişti. Yavaş yavaş o Henry Kissinger'ın attığı işaret fişeği Macron'da da karşılık bulmuş. Yavaş yavaş buna doğru bir şey oluyor galiba. Çünkü savaş 103. gününde ve bir türlü de önümüzde de yakın zamanda bitecek gibi de durmuyor. Bu savaşın tetiklediği tahıl krizi göçü de arttırmış. Tahılların Karadeniz limanından çıkarılmaması göçün daha da arttıracak deniyor. Bunu diyen de İtalya İçişleri Bakanı. Kendisi yeni göç rotalarını da açıklamış. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı tahıl krizi yeni bir göç rotası oluşturdu. Açıklamayı İtalya İçişleri Bakanı Luciano Lamorgese yaptı. Göçmen teknelerinin Avrupa'daki ilk duraklarından olan İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs'ın İçişleri Bakanları Venedik'te toplandı. Toplantıda Avrupa Birliği'nin göç politikaları ve gıda krizi ele alındı. İtalya İçişleri Bakanı tahıl krizi nedeniyle yaklaşık 300 milyon kişi yoksulluk ve açlık riski altında dedi. İtalya'ya göçün %30 civarında arttığını söyledi. Tahılların Karadeniz limanlarından taşınamaması halinde göçün daha çok artacağını belirtti. İtalya'ya yönelik yeni göç rotaları arasında Türkiye çıkışlı güzergah gündemde. Bu rotayı genellikle Afgan ve Suriyeli göçmenlerin kullandığı belirtiliyor. İtalyan bakan geçtiğimiz haftalarda bu konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüş, Ankara'da yapılan görüşmede Soylu'ya göç rotasında yapılan önleme çalışmaları için teşekkür etmişti. Lamorgese, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'dan da İtalya'ya yönelik yeni bir göç rotası oluştuğunu ifade etti. Tahıl krizinin çözümü içinse Türkiye devrede. Ukrayna'da bekleyen 20 milyon tondan fazla tahılın dünya pazarına ulaştırılması için tahıl koridoru kurulması planlanıyor. Plan İstanbul'da yapılacak dörtlü toplantıda ele alınacak. Krizler krizleri doğuruyor. İşte savaş çıktı, Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Arkasından ekonomi, bütün dünyada bir ekonomik dalgalanma başladı. Sonra tahıl krizi, şimdi göç krizi, böyle zincirleme şekilde gidiyor. Dünyanın derdi bitmiyor. Vallahi öyle işte, en son okuduğumda işte Ukrayna, sadece Ukrayna'dan çıkan bu tahıl şeyi 400 milyondan fazla insanı besliyormuş. Ve bu şu anda o tahıllar limanlarda duruyor. Rusya'nın limanları açacağı yönünde bir işaret yok. Bütün gözler 8 Haziran'da Lavrov'un Ankara'ya yapacağı ziyarette. Ve orada bir çözüm bulunabilecek mi bakalım, bu limanlardan koridoru, çıkacak mı? Tahıl koridoru açılması için de Türkiye'nin de önemli çabaları var bakalım. Şimdi dünyanın başka bir derdine gidelim. Derdimiz bitmiyor. Derdimiz bitmiyor dedik ya, biri bitiyor biri başlıyor. Hatta bitmeden üst üste geliyor dertlerimiz. Şimdi de bir maymun çiçeğimiz var. Dünya Sağlık Örgütü son haftalarda hızla yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini açıkladı. Örgütün Acil Durum Programı Başkanı da Avrupa'da yayılan bu hastalıktan endişeliyiz ifadelerini kullandı. Hem görüldüğü ülke hem vaka sayısı her geçen gün artıyor. Aylardır koronavirüsle mücadele veren dünya maymun çiçeği virüsünü yakından izliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre virüs şimdiye kadar en az 27 ülkede görüldü. Vaka sayısı 700'ün üzerinde. Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği ilk olarak Mayıs ayında İngiltere'de ortaya çıkmıştı. En fazla vaka da İngiltere'de. Onu İspanya, Portekiz, Almanya gibi ülkeler takip ediyor. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu orta seviye şeklinde belirledi. Örgütün Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, Afrika'da her yıl binlerce maymun çiçeği vakası görüldüğünü ve her yıl can kayıpları yaşandığını söyledi. Şimdiki endişemiz ise gerçek. Avrupa'da yayılan bu hastalıktan endişeliyiz dedi. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Ancak dünya nüfusunun %70'inin çiçek hastalığına karşı etkili bir aşı koruması olmaması endişe yaratıyor. Bu nedenle bazı ülkeler pandemi hazırlıkları çerçevesinde bol miktarda çiçek aşısı stokluyor. Evet, hafta sonu bizde de bir maymun çiçeği alarmı verildi ama neyse ki korkulan olmadı. Olmadı. 4 testler kişi miydi? Negatif çıktı. 4 kişiydi. 4 yabancı uyruklu 4 kişinin. İşte bir eczaneye gidiyorlar İstanbul'da ve ellerinde yaralar görüyor eczacı. Tabii o da endişeleniyor. Hı-hı. Haber veriyor. Geliyorlar, testler yapılıyor. Negatif çıktı. Sağlık Bakanı da duyurdu. Neyse umarım ki korktuğumuz karşılaşmayız. Olmadı. Yani gerçi hani 7-8 milyarlık dünya nüfusunda 780 kişi de bunun tespit edilmesi
Ne kadar endişe verici bilmiyorum ama Dünya Sağlık Örgütü de habire tansiyonu yükseltiyor. Endişe verici, endişe verici diye. Zaten bilinen bir virüs. Çiçek aşısı da etkili oluyormuş. Hani nesine bu kadar endişe edeceğiz bilmiyorum ama bilim insanlarına da kulak vermek gerek, dikkatli olmak gerek. Onlar endişeli olduklarını söylüyorlar. Neyse bu kadar endişe, sıkıntı falan derken en azından 4 gündür İngilizler bayağı mutlular. Niye mutlular? Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutluyorlar. Partiler düzenleniyor, geçit törenleri düzenleniyor, publar, alışveriş merkezleri, sokaklar, her yer süslendi. Kraliçe de bir ayı Paddington'la bir video çekmiş. Orada böyle Queen'in o meşhur We Will Rock You şarkısına böyle eşlik ediyor. Bir de aileye de söylememişler. Yarım gün harcamış video klibin çekimi için. Herkese sürpriz olmuş. Çantasında marmelatlı sandviç taşıdığı ortaya çıkmış. O meşhur çantadan ne taşıyor kimse bilmiyordu. Hafta sonu da Diana Ross'tan Brian May'e, Elton John'dan Ed Sheeran'a, Rod Stewart'a kadar birçok ünlü yıldız Buckingham Sarayı'nın önünde konser verdi. Bir yandan İngilizlerin bir kısmı da bu bütün bu gösterileri egzantrik bir sirk gibi bu diye eleştiriyorlar, monarşiyi eleştiriyorlar. Ama ona rağmen 4 gün boyunca ülkenin dört bir yanında eğlenmişler. Biraz da böyle renkli görüntüler izleyelim. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl kutlamaları kapsamında Londra'da ihtişamlı bir konser düzenlendi. Seyirci koltuklarında kraliyet ailesi, sahnede yıldızlar geçidi vardı. Platin Parti'ye Kraliçe Elizabeth hariç tüm kraliyet üyeleri katıldı. Prens Charles ve eşi Camilla'nın ön sıradan takip ettiği etkinlikte Elton John, Alicia Keys, Brian May gibi pek çok yıldız sahne aldı. Prens William ve Kate Middleton'ın 3 çocuğundan ikisini yanlarında getirdiği etkinlikte İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson da yer aldı. Queen grubunun baş gitaristi Brian May, Buckingham Sarayı'nın çatısında gitar çaldı. Sarayın duvarlarına projeksiyonla Kraliçe Elizabeth'in portreleri yansıtıldı. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John video bağlantı yoluyla performans sergiledi. Alicia Keys ise piyanosunun başına geçerek şarkılarını seslendirdi. Amerikalı şarkıcı Diana Ross da Platin Parti'de sahne alan isimler arasındaydı. 30 kraliyet üyesi ve 22 bin davetlinin yer aldığı 2,5 saatlik etkinliği Buckingham'ın önünde binlerce kişi izledi. Platin jübile kutlamalarının açılış töreninde sarayın balkonundan halkı selamlayan kraliçe daha sonra rahatsızlanmış, kraliçenin bazı etkinliklere katılmak yerine dinleneceği açıklanmıştı. Evet, Buckingham Sarayı'nın önündeki konser gerçekten ihtişamlı olmuş. Bir görsel şölen sunmuş. Kraliçe hariç de herkes oradaydı. Ben Diana Ross'un performansı çok konuşuldu. Ona dikkat ettim. O da ilerleyen yaşına rağmen 80'e yakın galiba, değil mi? Yakın yakın. Belki geçmiştir bile Diana Ross. Elton John da video bağlantısıyla katılmış. Onun da videoyla katılmış. Rahatsızlığının olduğu söyleniyor diyelim. Ve vallahi işte hepsi olabilir. O işte kraliçe çok eğlenmiş ama işte nene olduğu için Harry ile ailenin arası biraz bozuk. Harry ile Meghan bu son güne kalmadan erkenden gitmişler. İşte bir torun neler yapıyor görüyor musun yani? Diyelim ve ABD'ye dönelim. ABD'den bebek bir zürafa gelecek şimdi ekrana. Henüz bir haftalık ama boyu 1.80'i aştı bile. Milwaukee Hayvanat Bahçesi'nin artık yeni bir sakini var. Sadece bir haftalık bebek zürafa. Bebek zürafa 27 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Annesinin 3. yavrusu oldu. Minik zürafa 1 metre 83 santimetre boyunda ve 73 kilogram ağırlığında. Doğumundan kısa bir süre sonra ayaklanan bebek zürafa bütün gün annesiyle vakit geçiriyor. Dişi olduğu açıklanan yavru zürafanın henüz bir ismi yok. İlk kez halkın karşısına çıkacağı güne kadar da annesiyle birlikte kalacak. İzmir'deyiz. İzmir'de kuyumcu dükkanına gelen silahlı bir kişi silah tehdidiyle altınları çalmak istedi. Paniğe kapılınca kaçtı.
Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca ve poşet olan bir kişi Gaziemir ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girdi. Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli elindeki poşeti açıp altınları doldurmasını istedi. Korkan kadın çekmeceyi açamadı. Cep telefonunu çıkartıp birilerini aramaya çalışınca soyguncu panik yaptı ve kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. Şimdi sırada bir dolandırıcılık haberi var. Gazeteye yansıyan bir dolandırıcılık haberi. Kiralık otoda vurgun var başlığıyla paylaşılmış. Hemen detaylarına bakalım. Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor bu haber. Hırsızlar ünlü siteleri kopyalıyor. Kiralık otoda vurgun var. Detaylarda şöyle. Bilindik araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar vatandaşlardan ödeme aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Yani hep diyoruz ya böyle dolandırıcılık haberlerinde şeytanın aklına gelmeyen numaralar yapıyorlar diye. İşte o numaralardan biri de böyle kiralık otoda dolandırılan vatandaşların dolandırılar, haberi. Onlar da daha sonradan icra şokuyla karşılaşıyorlar. Borç geliyormuş evlerine. Evet. Mesela işte beyefendi fotoğraftaki 140 bin liralık icra şoku yaşamış. Mesela hemen onun da detaylarına bakalım. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Emre Tirun. 2015 yılında üniversite eğitimi için gittiği Denizli'de 90 liraya bir günlüğüne otomobil kiraladı. Ancak aracı teslim alırken boş senede imza attı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen genç 6 yıl sonra 140 bin liralık icra şoku yaşadı. Vallahi attığın senete attığımız imzaya boş kağıda dikkat etmek lazım. Attığımız imzaya çok dikkat edelim. O küçücük yazıların ardında acaba neler var? Bu da aslında ders niteliğinde de bir haber olmuş. İşte evet, bu araç kiralamalar şeyler edelim. Son zamanlarda arttı. İşte dolandırıcılık da artıyor. Maalesef insanlar böyle sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. İstanbul Avcılar'dayız. Tek başına yaşayan yaşlı kadından haber alamayan komşuları endişelendi. Polis ve itfaiye devreye girdi. Balkondan içeriye giren itfaiye evde kimseyi bulamadı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Yalnız yaşayan yaşlı kadından haber alamayan komşuları polis ve itfaiyeyi seferber etti. Ekipler yaşlı kadını evde ararken o sokakta bir anda ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı. İstanbul Avcılar'da yaşayan 75 yaşındaki Mükerrem Çınar'a ulaşamayan komşuları sağlığından endişe edip 112'yi aradı. Polis, itfaiye ve sağlık ekibi hemen verilen adrese gitti. İtfaiye merdivenle balkona çıktı. Yaşlı kadının evine girdi. Korktum, çok korktum. Başın içeride bir şey gelecek diye. Ben çok korkumdu çünkü tek başına yaşadığı için. Yalnız da yaşadığı için bayağı bir tedirgin olduk. İtfaiye eve girip arama yaptı. Ama yaşlı kadından bir iz yoktu. Telefonu da evdeydi. İtfaiye değerlendirdiği içeri yer yeri aramış zaten. Herhangi bir yaralı veya başka bir durum yok. En son kiminle konuştuğundan en azından nereye gittiği akrabasına telefon, bir haber verir, evine gelirdi. Herkes yaşlı kadının nerede olduğunu merak ederken o bir süre sonra ortaya çıktı. Onun için endişelenen komşuları gözyaşları içinde kaldı. Mükerrem Çınar da karşısında itfaiye ve polisi görünce şaşkına döndü. Yaşlı kadının komşularına haber vermeden diğer evine gittiği ortaya çıktı. Mükerrem Çınar'ın ortaya çıkmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Çalıyorum telefonun içeride çalıyor. Biz de gözü hiç unutmaz hani. İzmir'de Karşıyaka tribün liderlerinden Metin Arslan'ın da içinde bulunduğu otomobile ateş açıldı. Metin Arslan'ın hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı da ağır yaralandı. Düğünden çıkmış evlerine gidiyorlardı. Otomobillerine ateş açıldı. Kurşunlardan kaçamayan tribün lideri hayatını kaybetti. Arkadaşı yaralı kurtuldu. Silahlı saldırının adresi İzmir'in Konak ilçesiydi. Karşıyaka tribün liderlerinden Metin Arslan ve arkadaşı Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu otomobile seyir halindeyken başka bir otomobilden ateş açıldı. Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Saldırıya şahit olanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Metin Arslan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Arslan'la arkadaşının saldırıdan önce bir düğünde olduğu tespit edildi.
Polis uzun namlulu silahla saldıran şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Güzergahtaki kamera kayıtları incelemeye alındı. Polis şüphelilerin peşinde. İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Kadından haber alamayan komşuların ihbarıyla olay ortaya çıktı. Kadının domuz bağı yöntemiyle boğulduğu tespit edildi. Tek başına yaşıyordu. Ondan haber alamayan komşuları polise ihbarda bulununca korkunç gerçek ortaya çıktı. Eve giren polis Aysel Bozkurt'un cansız bedenini buldu. ...63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 13 yıl boyunca cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Bozkurt, Beyoğlu'nda tek başına yaşıyordu. Gün boyu ondan haber alamayan komşuları polis çağırdı. Kapıyı açan olmayınca polis eve çilingir yardımıyla girdi. Polis evde Aysel Bozkurt'un cansız bedeniyle karşılaştı. Bozkurt, domuz bağı yöntemiyle öldürülmüştü. Olay yeri inceleme ekibi evde detaylı inceleme yaptı. Kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis komşuların da ifadesine başvurdu. Çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Cinayetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor. Şimdi İstanbul'a dönelim tekrar. Düğün konvoyunda trafiği kesip havaya ateş açtılar. Polis tarafından yaka paça yakalandılar. İstanbul Sancaktepe'de bir şüpheli şahıs düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri düğün konvoyu nedeniyle oluşan trafiğe müdahale etti. Trafik tıkanınca polisler araçlarından inerek başka bir araçla şüphelileri takip etti. Önleri kesilen şüpheliler silahlarıyla birlikte gözaltına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da işte böyle yansıdı. Trafiği durdurmuşsun, üstten arabalar geçiyor, havaya ateş ediyorsun. Yani bu nasıl bir şuursuzluktur? Anlamam mümkün değil. Gerçekten anlamam mümkün değil. Anlamak mümkün olmuyor zaten ama işte. Nasıl bir gelenektir? Ya böyle bir şey mi var acaba? Binlerce yıldır havaya ateş ediliyor desem ateşli silah bulunanı kaç yıl oldu yani? Düğünde böyle bir adet, gelenek, havaya ateş etmek. Olacak saçma iş sapan değil. Bir ama şey. Oluyor ben işte. Çözemiyorum işte. Bunu gerçekten. Şimdi yine bir gazete haberi var. Hemen bakalım. Posta Gazetesi'nin manşetine yansımış. Pişkin katil. Ordu'da öğrenci servisi şoförü İbrahim Pişkin, yolda yürürken gördüğü boşanma aşamasındaki eşiyle kızının üzerine minibüsü sürdü. Karısını çarpıp öldürdü, kızını ise ağır yaraladı. Pişkin ifadesinde alkollüydüm, kazayla oldu, kasıt yok diye kendini savundu. İşte Posta editörleri de soyadına atıfta bulunarak Pişkin katil demişler. Gerçekten ne denir başka onu da bilmiyorum. Savcı da bu arada iki kez müebbet istemiş. Valla hani ne desek, ne söylesek ya buna ne diyelim işte postadaki arkadaşlar eminim benimle şu an benim düşündüğüm şeyleri düşünüyorlar da ne yapsınlar pişkin katil diyerek soy ismini gönderme yapıp böyle bir başlık atmışlar. Aslında çok daha fazlasını hak ediyor bu beyefendi. Zaten vatandaşlar da bu olay olduğu zaman görünce linç etmeye kalkışmışlar da. Yani tabii ki kendi adaletimizi kendimiz uygulamayalım ama yolda yürüyen eşinin ve kızının üzerine insan aracı sürüyor. Onları öldürür mü? Yani nedir ya karısını boşandın da kardeşim? Karısını öldürüyor, kızını da ağır yaralıyor işte. Yani boşandım, bitsin gitsin. Bir de alkollüydüm, kasıt yok. İyi ki kasıt yok. Bir de kasıtlı olsan ne yapardın acaba gerçekten? Hani pişkinliğin bu kadarına da fazla. Şimdi bu arkadaş iyi hal indirimi alır. Bakalım, tam onu diyecektim. İyi hal, nasıl bir iyi hal indirimi uygulanır acaba? Bakarlar, bakalım, derler ki ya edelim. Çok düzgün bir insan gerçekten. Çok şey oldu. Yani şu ifadeyi veren bir insan nasıl bir iyi hal bunun iyi indirim hali alır ne oluyor acaba? Bilemedim. Neyse İstanbul ve Bursa'da alkollü halde araç kullanan sürücüler trafik polislerinin denetimine takıldı. Üstelik ikisi üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanıyordu. Alkollü sürücüler yakalanınca polise ne tepki verdiler? İzleyelim. Abi, polis karşısında. Tamam ara. Sen şimdi uçla gene ara. İstemiyorum.
Alkollü halde araç kullanırken yakalandı. Alkol metreye üflememek için direndi ama cezadan kurtulamadı. Tamam, bu kadar. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre yolunda uygulama yapan trafik polisleri bir cipi durdurdu. Sürücü Ahmet K. eşimi hastaneye götürüyorum dedi. Alkol metreyi üflememek için direndi. Lan arabanın üflüyor mu? Ya sigortası yok arabanın. Tamam üflüyorum. Cihaz üflüyorum. Bir dakika ya. Cihaz üfle yapıya varız. Bir polis arkadaşı arayacağım diyen Ahmet K. sonunda alkol testini kabul etti. 1.34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Üçüncü kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 7.517 lira ceza uygulandı. Ehliyetine 5 yıl boyunca el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hastaneye gönderdik değil mi? Bakana zaman kaybedildi diyor adam. 85 616 Mercedes 85-64. İstanbul Kartal'da da trafik ekipleri denetimdeydi. Sahil yolunda modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde durdurulan bir sürücü 2.09 promil alkollü çıktı. Bir daha durursan kuş vurmayın. Durmayacak mısınız bir daha? Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl el konuldu. Ceza kesilen sürücü karakola götürüldü. İşte böyle yakalanıyorlar. Ehliyetleri 6 ay. Galiba 6 ay el konuluyor. Sonra bir psikolojik testlerden falan geçiyorlar. Bir şekilde alıyorlar tekrar o ehliyeti. Tekrar yapıyorlar. Ehliyet almadan da yeniden direksiyon başına oturanlar üçüncü var. Üçüncü kez yakalanmışlar. Onlara ne oluyor acaba? Bir noktadan sonra tamamen iptal ediliyor ehliyetleri. Tamamen alınıyor. Süresiz alınıyor ama o da ne çözüm? Ya trafikte tam bir saatli bomba gibi işte. Bunlar trafiğe yakalanmış da kurtulmuşlar. Belki yakalanmasalar birkaç metre ileride ya birine çarpacaklar ya kendilerine zarar verecekler takılıp alkol alıp direksiyon başına oturan öldürmeye tam teşebbüsle yargılanmalı. Bunun başka bir açıklaması yok gerçekten. Hayır, insan kendine de mi şey yapmaz ya? Ya ben böyle çıkarsam trafikte şimdi bir yere bir şey olsa, başıma bir şey gelir. Ben almayayım, bir taksiye bineyim, bir şeye bineyim falan. Ya bunu nasıl düşünmüyor insanlar? Büyük bir şuursuzluk. Hep konuşuyoruz ama arkadaşlarımız da var maalesef böyle. Çıkıyor insanlar trafiğe ya. Evet, bir şey şimdi yok. Bir yol durumuna bakalım. Saatler 7.32'yi gösterirken İstanbul trafiği ne durumda acaba? Hoş geldin pazartesi. %44. Evet, pazartesiye yine yoğun bir trafikle İkinci başlıyor. İkinci köprüye bakarken gözlerimden İstanbul. Yaş süzüldü. Eğer şu an trafikte ikinci köprüden karşıya geçmeye çalışan varsa Fatih Sultan olsun. Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Avrupa çıkışı Kavacık. Ve hangi tüm Kavacık yollar, yani Ataşehir tüm bağlantı yolları Ataşehir'den Sahra-i başlamış. Cedid'e kadar yani. Kavacık'ta artık tam bir kaos var. Ataşehir'e kadar uzanan hatta sonrasında Maltepe'ye, Ümraniye, Anadolu yakası şu an bütün İstanbul oraya mı gitti? Ne yaptı? Hadi orada trafik yapalım diye. Diyebiliriz. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü böyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de ondan aşağı kalır yanı yok. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Üsküdar orası da artık bir kördüğüm olmuş diyebiliriz. Ve Anadolu yakasının sahil hattı da yine Üsküdar sahili de yine çok yoğun, çok karışık. Oradan kaçıp oraya gitmişler ama yakalanmışlar. Şu saat itibariyle Avrupa yakasında da yine sahilde Beşiktaş sahilinde bir kırmızılık görüyorum. Avrupa yakasında Bağcılar, Esenyurt, Başakşehir bağlantı yolları da artık şu an itibariyle çok yoğun diyebiliriz. Ve E5 Karayolu, E5 Avcılar'dan Haliç Köprüsü'ne kadar çok çok yoğun. Sıkıntılı. Evet, geçmiş sıkıntılı. Olsun pazartesi, iyi haftalar. Trafik size selam verdi şu an trafik direksiyon başında olanlar. Özellikle ikinci köprü tarafını kullanmak isteyenler alternatif yollara yönelsinler. Bayağı yoğun gözüküyor İstanbul'da bu sabah trafik. Diyelim ve devam edelim. Üzücü bir haberle devam edeceğiz. Ünlü karikatürist Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Kısa süre önce kalp ameliyatı geçiren Latif Demirci dün evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Demirci sabaha karşı hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve yakınlarına olduğu kadar çalışma arkadaşlarını da derinden üzdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi. Latif Demirci, Gırgır ve Fırt dergilerine yaptığı çizimlerle meslek hayatına adım atmıştı. Muhlis Bey, Arap Kadri ve Pres Bey en sevilen karakterleri olmuştu. Pek çok sergi de açan Latif Demirci, uzun yıllardır Hürriyet gazetesinde güncel konulara değinen çizimler yapıyordu. Maalesef evet, Latif Demirci ustayı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Valla biz 80'lerde
böyle ilk ergenliğimiz lisede olduğumuz dönemlerde mizah dergileri her hafta koşa koşa gidip gır gır, fırt, çarşaf ne varsa alır toplardık. En sevdiğim karakterlerden birisi Muhlis Bey. Daha sonraları Yavlum Mithat eklendi ona, Yeliz Hanım. Arap Kadri'yi, Tarzan'ı zaten fırttan takip ediyorduk. Pres Bey. Pres Bey daha yeni kuşak. Daha. Hani biz de büyümüştük bir gazeteci karakter. Kim olduğu hala tartışılıyor. Hepimizin, bütün gazetecilerin toplamı olan bir tipti Pres Bey. Ama özellikle Muhlis Bey karakteriyle ben kendi adıma böyle nostaljik, benim ergenliğimin, gençliğimin karakteri. Latif, yani hiç de beklemediğimiz böyle çok da ani şok bir ölüm oldu. Mizahla uzaktan böyle ucundan kıyısından ilgilenen birisi olarak zamanında Allah rahmet eylesin. Allah gerçekten rahmet eylesin. Çok çok önemli bir çizerini kaybetti Türkiye. Yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Herkesin başı sağ olsun. Evet. Şimdi bir piyasalara bakalım. Bakalım. Piyasalar bugün nasıl başlıyor güne, haftaya? Dolar 16.49 seviyesinde, Euro 17.73 seviyesinde şu an itibariyle. Hemen devam edelim piyasa ekranına. Altınla devam edelim. Gram altın 984 lira, çeyrek altın 1611 lira oldu ve tam altında 6418 lira. Ve petrole bakalım, petrol fiyatlarına bakalım. Brent petrol 120 dolara çıktı. ABD ham petrol de 119 dolar. Hiç hayra alamet petrol, değil bu rakamlar. Petrol bizi mahvedecek. Yine 120'lere çıkmış. Geçen hafta bir ara 113'lere falan indi ama 110'un altına düşmüyor uzun süredir. Şimdi tekrar 120'lerde. Dün 5 Haziran çevre günüydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayınladı. Çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum dedi. Erdoğan mesajında tabiatın korunmasına yönelik her adımın insanlığın geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Tüketim alışkanlıklarındaki aşırılıkların uzun vadede insanoğluna en büyük zararı vereceğini belirten Erdoğan, İnsanlık olarak acil şekilde harekete geçerek sorunu çok yönlü bir yaklaşımla ele almak ve çözümler üretmek zorundayız dedi. Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde 81 milyar adım kampanyası düzenlendi. Çevre farkındalığı oluşturmak için bütün illerde eş zamanlı yürüyüş yapıldı. İstanbul'daki yürüyüşün adresi de Gülhane Parkı ve sahilde. Sağlık için, çevre için, doğa için bu yürüyüşe hep birlikte katılıyoruz. Gelecek nesille ve güzel bir çevre taşıyabilmek için bu yürüyüşü yapıyoruz. Çevre için bir araya geldiler. Kilometrelerce yürüdüler. 81 ilde 81 milyar adım kampanyası başlatıldı. Türkiye Çevre Haftası'nda düzenlenen yürüyüş kampanyasının amacı çevre bilinci ve farkındalığını oluşturmak. Atacağımız her adım çevre bilinci, sağlıklı bir çevre yaşamını korumak, elde etmek, 85 milyonla birlikte çocuklarımıza, torunlarımıza emanet etmek. Hedefimiz bu. 81 ilde eş zamanlı yapılan yürüyüşün İstanbul'daki başlangıç noktası Gülhane Parkı'ydı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yürüyüşün en önünde yer aldı. Kalabalık grup Sarayburnu sahili boyunca yürüdü. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümündeyiz. Hepimizin güzel, düzgün, sağlıklı bir çevreye ihtiyacı var. Toplumda bu bilinci kazandırmak adına böyle güzel bir yürüyüş etkinliği düzenliyorlar. Umarım herkes için faydalı olur. Bugün çevreyi korumak adına kendi gücümüzü göstermek için hep birlikte yürüyüşe katıldık. Çevreyi korumak adına, çevre farkındalığı yaratmak adına işte böyle organizasyonlar yapılıyor. Çevre haftasında da böyle geçtiğimiz hafta boyunca da onlarca organizasyon düzenlendi. Ama bakın denizden neler çıkıyor. Çok kötü bir görüntü kesinlikle. Bir bakan bir daha dönüp baktı. Denizden çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Pandeminin etkisi geçtikten sonra yine eski alışkanlıklarımız yeniden nüksetti. Evsel kullandığımız ne varsa çatal, bıçak, kaşık, termos, telefon her şeyi denize atar hale gelmişiz. Sokakta sen en çok hangi çöpleri yere atılmış görüyorsun? Neler oluyor? Ya da denizde? Genelde pet şişeler evet. Suya atılıyor. Yere de
çikolata çöpü falan atılıyor. Üsküdar sahilinde son 2 yılda denizden tam 2 tona yakın atık çıkarıldı. Denize atılanlar maalesef hiç değişmiyor. Plastik, pet şişe, izmaritler, cam parçaları. Boğaz'ın en uzun hattından çıkarılan o atıklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü için farkındalık yaratmak adına sahilde sergilendi. Korkunç bir görüntü ama maalesef halkımız bu konuda çok bilinçsiz. Sorsanız herkes çevreci. Bu daha iyi. Dün bir tane başka bir yerde gösterdiler. Orada bir tane elektrik süpürgesi vardı. Karışık atık ya. Atık sergisinde İstanbullulara geri dönüşümün uygulamaları da gösterildi. Tekstil fabrikalarından çöpe giren artık kumaşlar çantaya dönüştü. Evet, şimdi çevre haftasında çevre farkındalığı yaratmak için, çevre bilinci oluşturmak için böyle biraz önceki haberlerde de verdiğimiz gibi onlarca etkinlikler düzenleniyor ama işte gerçeğimizi de gördük. Denizden çıkanları gördük. Denizden babam çıksa yerim diyenlere o lastikleri götürmek lazım. Buyurun bu çıktı diye. Vallahi Marmara'nın hali felaket. Yani diyorum ya, ben hani çok basit bu lastikler falan, tamam. Ben o kadar çok maske görüyorum ki. Yani insanlar ellerini, maskeleri çıkardık, maskeleri attık diyoruz ya. Arkadaşlar denize attılar direkt yani. Ben bunu görüyorum. Ya böyle bir şuursuzluk, böyle bir bilinçsizlik i̇şte inanılmaz. Gördük, pet şişeler. Demek elimize ne geçiyorsa denize atıyoruz. Dünyanın en büyük çöplüğü, dörtte üçüsü olduğu için eline ne geçerse oraya atıyor. Belediyeler atıklarını oraya boşaltıyorlar. Geçen hafta konuşmadık mı işte, o biyolojik ileri atık mıydı? İleri biyolojik atık. Neredeydi? Tekirdağ mıydı? Tesisi. Hangi belediye ceza almıştı? Tekirdağ. Yani neyi atıyordu? Evsel atıkları denize, Marmara Denizi'ne boşaltıyordu çünkü. Ve bunun için ceza aldılar. Yani hani öyle bir iddia falan değil. Araştırıldı, bakıldı. Hakikaten böyle bir şey yapıyorlar. Ceza aldılar. Marmara Denizi'nin hali ortada. Marmara Denizi'nde balık yok. Marmara Denizi'nde yüzemiyoruz birçok yerinde. Şimdi hangi birini anlatalım? Çevreyle ilgili hangi bir al işte, haberi bir tane anlatalım? Daha. İşte buyurun. Hangi renk modaysa Nilüfer o renk akıyor başlığıyla Karar Gazetesi'nde bir haber var. Detaylar şöyle. Bursa'ya hayat veren Nilüfer çayında yapılan analiz nehrin can çekiştiğini gösterdi. Sanayi tesislerini işaret eden uzmanlar, kimyasallar suya karışıyor. O yılın moda rengi neyse Nilüfer'de o renk akıyor diyor. Dünya Çevre Günü'nde alarm zillerini çaldıran çevre katliamı demiş editörler. Bursa'daki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Nilüfer çayındaki numunelerin analiz sonuçlarında kullanılması zararlı olan 4. derece kirlilik çıktı. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Barış Bülent Aşık, vahim tabloya kimyasal boya üzerine çalışan tesislerin atıklarının yol açtığını belirtti. Gıda güvenliği açısından da büyük riskler bulunduğunu söyleyen Aşık, kurumların ortak çalışmasıyla acil tedbir alınması çağrısında bulundu. İşte hangi birini sayacağız? Ama bu çok zordur. Nasıl tespit edeceksiniz bu tesisleri, değil mi? Yani kim atıyor acaba? Bu yetkililer neyi araştırıyorlar? Nasıl bulacaklar Nilüfer çayını bu hale getiren tesisleri? Ya da Marmara'yı kirleten tesisleri? Onların atık şeyleri var mı? Bulduktan çok sonra zor, ne olacak? Gerçekten. Bulduktan sonra çok zor. Yetkililer ne yapsın? Onlar da uğraş, eminim nasıl çalışıyorlardır ama işte bu Nilüfer'in kenarında olan milyonlarca sanayi tesisi vardır. Oradan tespit etmeleri çok zor oluyordur gerçekten. Hani Karar'daki editör arkadaşlar, hangi renk modaysa Nilüfer o renk akıyor diyor ya. Onlar böyle ironi yapmışlar. Hani artık ironinin dışında bir şey yapamıyoruz. Yani bu tesislerle, bu çevreyle ilgili bir ton da mesaj vermişler hafta sonu. 181 milyar adım atmışız çevre bilincine dikkat çekmek için. Hiç kimsenin tındığı yok. Seneye gene yaparız biz Nilüfer haberi. Bakalım şimdi, seneye ne renk, bu sefer mavi mi görüyor? Mavi mi bu renk moda bu sene? Mavi gözüküyor sanki. Mavi. Bakalım seneye ne renk bir şey olacak. Bakalım biz Marmara'ya dönelim. Gene bir çevre haberimiz var. Biliyorsunuz Marmara'da bir müsilaj felaketi vardı. Onunla uğraşıyorduk. Tekrar geri gelir mi gelmez mi? Birçok bilim insanı geri geleceğini söylüyordu. Kaçış yok diyor. Oksijen seviyesi hayli azaldı. Aynen öyle. 80'den fazla olan Marmara'daki balık çeşitliliği topu topu 3'e düşmüş. Bir grup bilim insanı da canla başla çalışıyor ki bu çeşitliliği tekrar arttıralım diye. Şimdi 60 tane yapay resif bırakmışlar ki balık çeşitliliği artsın diye. Ama işte sanayi tesisleri Nilüfer'e, Marmara'ya atıklarını devam ettirdiği sürece bu çabalar ne kadar bir sonuca varır onu da bilemiyorum. Belki ama yine de birileri çalışıyor.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve kirliliğe karşı harekete geçildi. Ekosistemi temizleyip canlandıracak projelere hız verildi. Projelerden biri de yapay resifler. Denizdeki biyoçeşitliliği artırmak için denize 60 yapay resif indirildi. Bölgede yaklaşık olarak 17 çeşit balığın olduğunu gördük. Geçen yıl müsilaj felaketiyle yaralan Marmara Denizi'ni tekrar eski canlılığına kavuşturmak için çalışmalar sürüyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen yapay resif projesi kapsamında Heybeliada'ya 60 yapay resif bırakıldı. 660 adet üretim, 39 tane de antitrol olmak üzere resif atımlarını gerçekleştirdik. Yapay resifleri attıktan sonra yaptığımız çalışmalarda da bölgede biyoçeşitliliğin arttığını, birçok deniz canlısının bizim yapay resiflerimizin üzerinde yuvalandığını, hatta ürediğini tespit ettik. Balık çeşitliliğinin artırılması için bırakılan resifler İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesince aylık periyotlar halinde izleniyor. 20-30 yıldır gözükmeyen uskumru balığı, İşte kalamar balığının Marmara'da tekrar çıktığını da gözlemledik. Proje tamamlandığında toplamda 4 bölgeye yapay resif bırakılmış olacak. İşte bilim insanları bir yandan çırpınıyor Marmara'yı kurtarmak için ama bir yandan da denize atık su girişleri de devam ediyor. Bunu da beceremiyoruz. İşte balıkçılık, boğazın göbeğinde bu tirol müdür nedir? Yıllardır gır söylerler gırla, ya. Gırgırla, tirolle. Evet. Hep konuşulur ya bu yasak bilmem ne. Boğazda Sarıyer açıklarında herkesin gözü önünde yapılıyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Biz zihinleri değiştiremedikçe, o zihinsel dönüşümü sağlayamadıkça bunları daha çok konuşuruz. Uzun yıllar konuşuruz. Şimdi İzmir'e dönelim. İzmir'deki Çakalburnu Lagünü'nde son günlerde balık ölümleri görülmeye başlandı. Belediye ekipleri kıyıya vuran ölü balıkları topluyor. Kıyıya ölü balıklar vurmaya başladı. Çakalburnu Lagünü'nde ortaya çıkan bu manzara endişelendirdi. İzmir'deki Çakalburnu Lagünü yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla halk arasında deniz marulu olarak da bilinen yosunlarla kaplanan lagün yine alarm veriyor. Bu kez lagünde balık ölümleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyıya vuran balıkları kepçelerle topluyor. Lagün daha önce de kirlilikle gündeme gelmişti. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Kemal Can Bissel'e göre balık ölümlerinin iki nedeni olabilir. Ortamdaki oksijenin hızla düşmesi ve balıkların lagünün içindeki balıkların dışarıya kaçma şansı bulamadığı için ölmesi. Balıkların solungaçlarına takılarak solungaçlarını tıkayabilecek türden bir mikroalg üremiş olabilir. Balıkların neden öldüğü yapılacak incelemeyle netlik kazanacak. Şimdi Muğla'ya dönelim, İztuzu'na dönelim. İztuzu plajında bir barakada yaşayıp karetta karettaları korumak için yıllarca mücadele etmişti. Kaptan Cun, efsanevi İztuzu'nun efsanesiydi. Nisan ayında hayatını kaybeden Kaptan Cun anısına yaptırılan anıt törenle açıldı. Ömrünün son 36 yılını İztuzu plajında geçirdi. Karetta karettalara gönüllü annelik yaptı. 100 yaşında hayata veda eden Kaptan Cun'un hatırası anıtla yaşayacak. Afrika'da oturdum. İran oturdum. Amerika oturdum. Güzel hayat yaşadım ben önce. Fakat en güzel yer ve en güzel hayatı Dalyan'da. Bu sözlerle anlatmıştı Dalyan'a olan sevgisini. Kaptan Cun olarak tanınan Cun Haymov, 1986'da İztuzu plajında barakada ve teknesinde yaşamaya başladı. Karetta karettaların koruyucusu oldu. Allah'a ısmarladık. 23 Nisan'da 100 yaşındayken hayatını kaybeden Cun Haymov'un anısını yaşatmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ortaca Belediyesi harekete geçti. Kaptan Cun için heykeltıraş İnayet Türkoğlu'na anıt yaptırıldı. Bu sadece bir anıt değil, insanların konuyu iyi öğrenmesi için bir göstergedir. Çok çok mutlu olduk. Anıtın üst kısmında Haymov'un kabartma portresi, alt kısmında ise karetta karettaların yumurtadan çıkış ve denize ulaşma serüvenlerinin tasvir edildiği minik kaplumbağa rölyefleri bulunuyor. Kaptan Cun hayatının son 36 yılını karetta karettaları kurtarayım, onlara koruma sağlayayım diye uğraştı. Dünyanın bir ucundan geldi ve ömrünün bir kısmını da karetta karettaları adadı. Adadı ve biz o karetta plajına ATV'lerle giriyoruz. Dört tekerlekli.
Instagram'a güzel fotoğraf çekelim diye karetta karetta yavrularını istediğimiz gibi ışığı dolu, elimizle değiştiriyoruz. Işığı düzgün olsun, güzel fotoğraf çıksın falan kamerayı diye. Kamerayı alalım diye. Telefonların ışıklarını açarak. Tabii tabii işte. O hatta traktörle falan geçiyorlardı ya plajdan. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse yani yattığı yerde Kaptan Cün kim bilir ne kadar öfkeleniyordur ama yapacak bir şey yok. Aynen devam edecektir. Kusura bakma Kaptan Cün. 2 yıldır pandemi sebebiyle yapılamayan Yaratıcı Çocuk Festivali kapılarını yeniden açtı. 2 gün süren festivalde çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de yaratıcı etkinliklere katıldı. Danslar edildi, yüzler boyandı, etkinlikler yapıldı. Yüzlerce çocuk pandemi nedeniyle ara verilen festivalde buluştu. Doyasıya eğlendi. Nasıl geçiyor? Çok güzel. Burada çok eğleniyoruz. Yaratıcı Çocuk Festivali 2 yıl aradan sonra Maçka Küçük Çiftlik Park'ta kapılarını yeniden açtı. Güzel geçti her şey. İyi ki de var. Özledik galiba böyle etkinlikleri. Evet. Güzel. Ama çok yorucu. Resimler yaptık, teleskoplara baktı. Uzun süredir bekliyorduk. Çok eğleniyoruz. Yapılan etkinliklerde çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. Şu anda boyun çözmeye çalışıyorum. 1. turu tamamladım. Faydaları öğrendik. Hangi besinlerin ne zaman yetiştiğini öğrendik. Balonu kesiyorum, eğleniyorum. En çok hangi atölyeyseydiniz? Vallahi hepsi ayrı güzel. Gerçekten. Şimdi dans mı ediyorsunuz burada? Evet, onları izliyorduk. Ebeveynler de çocuklarına eğlencede eşlik etti. Ben bile eğlendim. Çocuk oldunuz bugün. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çocuğunuz nasıl? O nasıl vakit geçirdi? O da çok eğleniyor. Nereye gireceğini şaşırdı. O kadar çok etkinlik var ki. Valla onlarla eğlenmemek mümkün mü? Çocuğunuz da sizin kadar eğleniyor mu? Valla eğleniyor herhalde. Orada kendi halinde dans ediyor. Güzel güzel. Hamur oynadık. Boyamalar yaptık. Rüzgar gülü yaptık. Ve daha birçok gireceğimiz atölyeler var. Hepsini denemek istiyor. Koşarak gidiyor. Afetler sırasında arama kurtarma ekiplerinin adeta gözü kulağı olan K9 köpekleri. En az 2 yıl boyunca zorlu bir eğitimden geçiyorlar. Ardından da sınava giriyorlar. Böylece ulusal ve uluslararası görevlerde yer alabilmek için sertifika kazanıyorlar. Tünelden geçtiler. Engelden atladılar. K9 köpekleri afetlerde görev almak için sınavda ter döktü. Hop, otur. Afetlerde ekiplerin gözü kulağı olan K9 köpekleri henüz 6 aylıkken zorlu eğitime başlıyor. 2 yıl süren eğitimin ardından sıra yeterlilik sınavına geliyor. AFAD koordinasındaki sınav bu yıl Sakarya'da yapıldı. Sınava polis arama kurtarma, doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığıyla gönüllü sivil toplum kuruluşlarından toplam 94 köpek katıldı. Çok zorlu bir eğitimden geçen bu altın burunlu köpekler 2 etap halinde test ediliyor. Çeviklik, itaat, yönlendirme, arama kurtarma becerileri komisyon tarafından değerlendirilip sertifikalandırılıyor ve bu şekilde göreve gidiyorlar. Sınav eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik olarak 2 aşamadan oluşuyor. Bugün burada gerçekleştirilen sınav eğitim yeterlilik sınavının bir bölümü. İşte temel itaat, çeviklik, havlama kutusu, tünelden geçme gibi aşamalardan oluşuyor. 94 köpekten başarılı olan 70'i 2. etaba geçebildi. Ekim ayında görev yeterlilik sınavını da geçen köpekler 2 yıl süreli arama kurtarma sertifikası alarak yurt içi ve yurt dışında afetlerde görev yapabilecek. İkinci saatimizin de sonuna geldik. Kısa bir ara, sonra tekrar buradayız. Günaydın, gün başlıyor, devam ediyor. 3. saat dilimimize başlıyoruz. Yine çabuk geçirdik 2 saati. Vallahi öyle, haftanın ilk günü geçmez diyordum bu 2 saat ama geçti. Saat 8'i buldu. Ve 3. saatimize de Ankara ile başlayalım. Acaba bugün Ankara gündeminde neler var? Siyasetin hangi sıcak başlıkları konuşulacak? Hemen Fevzi Çakır'a soralım. Fevzi günaydın. İyi haftalar. Günaydın Esra, günaydın Kadir. Fevzi'cim günaydın, nasılsın? İyi haftalar diliyorum. Ne var ne yok, ne teşekkür yaptın? Teşekkür ediyorum, iyidir. Siz nasılsınız? Çok şükür, gördüğün gibi işte. Abi uyudum, söz vermiştim size. Full uyudum. Ya Fevzi ben hafta uyuyamıyorum da. Hafta sonu iyi geçmiş, dinlenmiş görünüyorsun Fevzi. Evet evet, fazlasıyla dinlendim.
fazlasıyla dinlen. O zaman seni yoralım biraz. Şöyle. Buyurun. O zaman yoralım. Firuzicim, bütün gözler Ankara'da bugün. Kabine toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugüne böyle dizi filmlerde şey olur ya, hani bir bölümden öbürüne kanca atarlar izlensin diye. Bu 3600 ek gösterge ve diğer konularda bugün kabine sonrası yapacağı açıklamada müjdeler vereceğini söyledi. Belki sende bunun detayları vardır. Neler açıklayacak Sayın Cumhurbaşkanı? Bir kere artık merakla beklenen 3600 konusu netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan düzenlemeyi net ifadelerle kabine toplantısının ardından açıklayacak. Bunu belirtmiş olalım. Kamuoyu uzunca bir süredir bu açıklamayı bekliyordu. Onu da belirtmiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek kabine toplantısı Beştepe'de olacak toplantı. Toplantının en önemli gündem maddesi de hiç şüphesiz milyonlarca çalışanın beklediği düzenleme olacak. 3600 diyoruz ancak özellikle asgari ücret konusunda da bir beklenti söz konusu. Buna dair de kabine toplantısından bir mesaj verilir mi? Ayrıntıları takip ediyor olacağız. Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısında sadece ekonomi değil, terörle mücadele, dış politika başlıkları da önemli yer tutacak. Malum Suriye olası operasyon seçeneği de gündemde. Buna dair hazırlıklar da devam ediyor. Bu hazırlık süreçleri de kabine toplantısında tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. En kritik başlık, girişte ifade ettim, asgari ücrete zam olacak mı, olmayacak mı? 3600 ek gösterge düzenlemesi ne şekilde yapılacak? Buna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Kızılcahamam'da partisinin kampında önemli mesajlar vermişti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kabine toplantısından çıkacak, kararda olacak. Bu çalışmanın tamamlandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmişti. 5 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenlemenin detaylarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından aktaracak. Daha önceki çalışmalarda aslında verilen mesajlarda 4 meslek grubu ya da 5 meslek grubunu kapsayacağı ifade edilmişti bu düzenlemenin. Buna dair de sendikalardan yoğun tepki vardı. Düzenlemenin kalıcı bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde yapılması gerektiği ifade edilmiş ve 3600 ek göstergeden sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm meslek gruplarının, tüm kamu çalışanlarının yararlanması gerektiği ifade edilmişti. Buna dair beklenti hükümet tarafından dikkate alınmış gibi görülüyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etti. 5 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendirecek bir düzenleme yapılıyor. Yani tamamen kapsayıcı bir düzenlemeden bahsediyoruz. Sadece birkaç meslek grubunu değil, bütün meslek gruplarını kapsayan bir iyileştirme, bir düzenleme yapılabileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. Bugün kabine toplantısının ardından da bunun ayrıntılarını hep birlikte göreceğiz. Yine çalışanların beklediği bir diğer konu da Temmuz ayı maaşları. Malum Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı yansıyacak. Bu rakam ne kadar olacak? Bu yansıma tabii enflasyon verileri ışığında belirleniyor. Ancak önemli bir grup da bu zamlardan kendisine de pay verilmesini talep ediyor. Asgari ücretle çalışanların beklentisi de Temmuz ayında memurlarla paralel olarak kendilerine bir iyileştirme yapılması. Buna dair beklentiye dair de kabinede önemli bir görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Buna dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan şayet bir karar alınırsa kabine toplantısının ardından açıklama yapacak. Bir başka kritik gündem maddesi fahiş kira fiyatları. Buna dair hem Çevre Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıkları bir süredir çalışma yürütüyordu. Bu çalışmanın kısa bir süre içerisinde kanuni düzenleme olarak meclise geleceği ifade edilmişti. Ancak AK Parti kampından yansıyan bilgilere göre bir kanuni düzenleme ya da cezai müeyyide öngören bir düzenlemenin yapılmasına sıcak bakılmadığı son anda bu düzenlemeden vazgeçilebileceği ifade ediliyor. Ancak nasıl bir düzenleme yapacak? Belirli bir dönem için kira artışlarında sabit oran belirlenmesi gündemde. Bakanlar gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerini bilgilendirecek. Orada yapılacak değerlendirmenin ardından da fahiş kira artışlarının önüne nasıl geçileceğine dair kanuni düzenlemenin son şeklinin verilmesi ya da yapılacaksa bir düzenlemeye son şeklinin
şeklinin verilmesi nasıl mücadele edeceğine dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından mesajlar vermesini bekliyoruz. Bir başka gündem ise kabine toplantısında Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir harekat. Bu harekata ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde ifade kullanmıştı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma hedefimizden vazgeçmedik demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sözlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, istihbarat birimleri çalışmalarını hızlandırdı. Yine Suriye Milli Ordusu sahada yoğun bir askeri hareketlilik içerisinde tüm harekat süreçlerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu hazırlık sürecine dair de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Burada şayet hazırlık süreçlerin tamamlandığı ifade edilirse de kısa bir süre içerisinde Suriye'nin kuzeyinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği daha önce Terrifat ve Münbiç bölgeleriydi. Bu bölgelerden çok sayıda Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yine daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden arındırılan bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyordu. İşte bu saldırıların önüne geçilmesi, bölgedeki terörün kaynağında kurutulması bağlamında o bölgeye, Terrifat ve Münbiç'e operasyon icra edilecek. İşte operasyona dair gelinen son aşama, hazırlıklara dair gelinen son aşamada kabine toplantısında değerlendirilecek. Tüm bu değerlendirmelerin ardından esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde kameraların karşısına geçecek ve merakla beklenen özellikle 3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok konuya ilişkin önemli mesajlar verecek. O mesajların ayrıntılarını da izleyicilerimize gün içerisinde aktarmayı sürdüreceğiz. Evet Fevzi, siyasetin en önemli başlığı tabii ki adaylık tartışması. Muhalefetin adayı merak ediliyor. İşte altılı masa toplanıyor. Ortak bir aday çıkarabilecek mi altılı masa? Eğer ortak aday çıkarırsa kim olacak tartışması var. Haftalardır da devam ediyor bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı yine. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha aday mısın diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da şöyle bir çıkış geldi. Saray meraklısı değiliz çıkışı geldi. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saray meraklısı değiliz çıkışı ne anlama geliyor? Bir de Mansur Yavaş'tan da bir 2024 çıkışı geldi. 2019'dan daha fazla oy alacağız dedi. Bütün bunları toparladığımız zaman ne çıkıyor ortaya? Esra, altılı masadan tabii ki bir ortak aday çıkması bekleniyor. Zira altılı masadaki liderler sürekli altılı masanın birliklerine dair kararlılık mesajı veriyor. İşte bu kararlılık mesajı temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları, yargı konusunda atacak adımları belirliyorlar, işte siyaset konusunda atılacak adımları belirliyorlar, bir protokol imzalanacağı ifade ediliyor, ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair. Tüm bu konuları konuşuyorlarsa, seçim güvenliğini konuşuyorlarsa ve YSK tarafından da seçim sonuçlarının kesin bir şekilde ilan edilinceye kadar bu birlikteliklerini sürdüreceklerini ifade ettiklerine göre altılı masadan ortak bir aday çıkacak. Bu aday kim olacak? Bir süredir esasında biz bu adaylık konusunu liderlerle de konuştuğumuzda, o siyasi partilerin temsilcileriyle de konuştuğumuzda şu ana kadar 4 buluşma gerçekleştirmişlerdi altılı masa temsilcileri. Altılı masanın bu buluşmalarında bir isim telaffuz edilmemişti. Adaylık üzerine de çok yorum yapılmadığı ifade edilmişti. Ancak kamuoyunun beklentisi bir an önce muhalefetin adayının ortaya konması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade ediyor esasında. Bir süredir de ısrarlı bir şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aday mısın değil misin sorusunu yöneltiyor. Hafta sonunda Kızılcahamam'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adayı olup olmayacağı sorusuna seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli. Siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin? Onu açıkla dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir kez daha aday olup olmayacağını sordu. Buna dair hem kamuoyunda yansıyan bilgiler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu beklentisini dile getirmiş oldu. Hem de siyaseten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırma bağlamında önemli bir soru sormuş oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu soruya yanıt verdi. Bu da beraberinde başka bir soruyu, önemli bir soruyu gündeme getirdi. Dilerseniz hemen o yanıtı verelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saray merakımız yok.
Merakımız huzurlu Türkiye. Halkı küçük görme alışkanlığımız yok. O nedenle kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine seçimlerin kaderini ilk kez oy kullanacak 7,5 milyona yakın genç seçmenin belirleyeceğini ifade etti. Peki Kılıçdaroğlu saray merakımız yok derken olası bir adaylıktan vaz mı geçti sorusu da siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Aslında bakarsak bugüne değin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikalar, söylemler, verdiği mesajlar adaylık düşüncesini yoğun bir şekilde benimsediğini gösteriyordu. Buna dair de mesajları güçlü bir şekilde geliyordu. Ancak bugüne kadar herhangi bir şekilde altılı masada bir isim telaffuz edilmemişti. Adaylık konusu konuşulmamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten aday olmayı düşünüyorsa altılı masaya kendisini nasıl kabul ettirecek? Bundan sonra altılı masanın toplantılarında belirlenecek. Şayet içeride bir farklı isim telaffuzu olmazsa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı düşündüğü net bir şekilde ifade ediliyor. Buna dair de net mesajlar dediğimiz gibi veriyordu. Ancak dün itibariyle yaptığı açıklama tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şayet adaylıktan vaz mı geçti soruları gündeme geldi. Kendisi deklare etmedi tabii ben adayım diye, ancak bugüne kadar dediğimiz gibi hem söylemi hem eylemleri hem de kamuoyuna yansıyan görüntü kendisinin güçlü bir şekilde adaylığı değerlendirdiği yönündeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı sonrası verdiği yanıtta siyaseti hayli hareketlendirdi. Ancak dediğimiz gibi altılı masada yer alan ve güçlendirilmiş parlamenter sistem bağlamında bir araya gelen siyasi partiler bugüne değin gerçekleştirdiği toplantılarda hiçbir şekilde adaylık konusunu değerlendirmedi, gündemine almadılar. Bunun da erken olduğunu değerlendiriyorlar. Olası bir seçim kararının alınmasında, seçim takvimi işlemeye başladığında adaylarını oturup konuşacaklarını, ilan edeceklerini belirtiyorlar. Bu da ortak aday olacak. Zira dediğim gibi masada bir kararlılık vurgusu var. Bu kararlılık 6 siyasi partinin temsilcileri tarafından da net bir şekilde paylaşılıyor. Şayet bir kararlılık varsa bu birlikteliği sürdürülmesi noktasında bunun sonucu da ortak aday olacaktır. Dediğimiz gibi önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek altılı masa buluşmalarında bu adaylık konusu net bir şekilde karara bağlanacak. Ancak henüz bunun erken olduğu değerlendiriliyor. Belki son toplantıda, belki olası tarihinde yapılacaksa seçim, önümüzdeki yıl başında bu adaylık meselesinin karara bağlanmasını bekliyoruz. Bir başka husus, sen de ifade ettin Esra. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde ismi sıkça gündeme getirilen, çeşitli siyasi partiler tarafından da adaylığı konusunda baskı yapılan, yine birçok ankette önemli bir oy oranı aldığı görülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da önemli bir mesaj geldi. Mansur Yavaş malum CHP'nin geçtiğimiz hafta sonunda Van'da bir belediye başkanları toplantısı vardı. Orada belediye başkanlarına CHP'liler bundan sonra izleyecekleri yol haritasına dair sorular yönelttiler. O toplantıda da Mansur Yavaş'ın önemli bir çıkış yaptığı ifade ediliyor. O çıkışın da esasında 2024'e ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2024'te 2019'dan daha fazla oy almalıyız ifadelerini kullandı. Bunun da esasında şunu dedi, onu hatırlatalım dilerseniz. 2019 belediye seçimlerinde aldığımız oyun üzerinde oy almak zorundayız. Bunu yapmamak bizim başarısızlığımızdır. O zaman 2024 seçimlerinde olmamızın da, bu görevde kalmamızın da anlamı olmaz ifadelerini kullandı. Bu da CHP'li Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını ve aday olmayacağını değerlendirenlerin görüşünü yükseltti. Bu konuda gerçekten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aday olmak istemiyor ve yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağına dair sinyal mi verdi yorumları yapıldı. Gerçekten de sözler bir anlamda Ankara Büyükşehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediği gibi yorumlandı. Peki adaylığı nasıl söz konusu olabilir, onu ifade edelim. Daha önce yürüttüğümüz temaslar, görüştüğümüz siyasi isimler Mansur Yavaş'ın kendiliğinden bir aday açıklaması yapmayacağını değerlendiriyor. Yani Mansur Yavaş ne kadar üzerine gelinirse gelinsin, kimler tarafından aday gösterilirse gösterilsin, kendisi çıkıp Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak. Bunun tek bir istisnası olabilir. O da altılı masada ortak bir görüşe varılır ve adayımız Mansur Yavaş denilirse, ancak o durumda Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olabilir. Fevzi, sanki bana öyle geliyor ki altılı masa kendisini öyle bir yere sıkıştırdı ki bu adaydan başka yaptıkları hiçbir şey konuşulmuyormuş gibi. Orada onlar ilkeler üzerine çalışıyorlar, başka şeyler konuşuyorlar ama herkes ne zaman toplansalar, işte Temmuz ayında bir daha toplanacaklar, bir aday ismi çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu adayı açıklamama gerekçelerini de şimdiden açıklarsak seçimlere çok var, yıpratılır diye söyleniyor. Ama bir yandan da adı en çok geçen isimler işte Sayın Kılıçdaroğlu olsun, Ekrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun. Her hareketleri, en küçük böyle jestleri, mimikleri bile bu adaylık konusuna entegre edilip üzerlerinde polemikler yapılıyor. İşte yani yıpratılacaklarsa da yıpratılıyorlar zaten. Ya benim böyle bir düşüncem var. Yani artık bunu uzatmanın altılı masaya ya da diğer adaylara bir faydası yokmuş gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Biz bu senin yorumunu aynen soru olarak altılı masada yer alan en az 3 siyasi parti liderine bizzat sordum, onu ifade edelim. Yani biz kamuoyunun beklentisi, işte Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu rüzgar, aynı zamanda halkın beklentisi sizin toplantılarınızdan bir anlamda artık adayın belirlenmesi ve ilan edilmesi, siz buna neden yanaşmıyorsunuz dediğimizde bunun için bir seçim kararı alınması gerektiğini ifade ediyorlar ve henüz şayet olası bir zamanında yapılacaksa seçim, bir yıllık süre zarfı var. Bu süre zarfı içerisinde aday ilanının birçok çalışmalarını değersiz hale getireceğini ifade ediyorlar. Malum güçlendirilmiş parlamenter sistem bağlamında bu 6 siyasi parti bir araya geldi. Birbirinden çok farklı siyasi yelpazede hareket yürüten siyasi partiler bunlar. Bu birlikteliğin anlamlı bir şekilde ortaklığa dönüştürülmesi, söylemlerin de ortaklaştırılması, ideal bir Türkiye fikri etrafında tüm siyasi partilerin buluşması için bir çaba içerisindeyiz diyorlar. Bu çabanın nihayete erdirilmesi lazım. 6 siyasi partinin de adeta bir ittifak gibi hareket eder hale gelmesi lazım. Bundan sonra ancak seçim takvimi açıklandığında, seçim kararı alındığında adayı oturur, konuşuruz, ilan ederiz görüşü var. Bu anlamda henüz erken olduğunu değerlendiriyorlar. Ancak şunun da farkında var. Kamuoyunda ciddi bir beklenti var. Üzerlerinde de adaylık baskısını yoğun bir şekilde hissediyorlar Kadir. Evet Fevzi, bir de şu hafta sonu Kayseri'deki CHP organizasyonunu konuşalım. 700 kişi katıldı CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun da bir mesajı vardı. Artık hiçbir yer kimsenin kalesi değil dedi Kılıçdaroğlu da. Tabii Kayseri'de AK Parti'nin güçlü olmasına atıfta bulunarak. Esra, evet, siyasetten farklı gelişmeler olabiliyor. Seçim sürecine de dediğimiz gibi artık bir yıllık bir süre var. Şayet zamanında yapılacaksa seçimler, bu bir yıllık süre zarfı içerisinde biz de birçok siyasi gelişmeye tanıklık edeceğiz. Bu da onlardan bir tanesi. Şaşırdığımız gelişmeler de olacak. Malum Kayseri, evet, dediğiniz gibi merkez sağ AK Parti'nin önemli kalelerinden bir tanesi ve güçlü bir şekilde bugüne değin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti'ye destek vermiş bir şehir. Oradaki bu denli bir hareketlilikte hiç şüphesiz siyasette önemli bir hareketliliğe neden oldu ve siyasi kulisleri hareketlendirdi. Kayseri'de son 5 ayda CHP'ye katılan 700 yeni üye için bir katılım töreni düzenlendi. O katılım töreninin ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hayli dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim hepimizin, her ilde, her ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz, gidiyoruz, tanışıyoruz.
öpüyoruz, kucaklaşıyoruz ifadelerini kullandı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Malum CHP'nin şayet iktidar olma gibi bir hedefi her zaman için ortaya koyuyordu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve iktidara geleceğiz gibi iddialı bir söylemde bulunuyordu. Bu iddiasını sürdürebilmesi için CHP'nin yıllardır oy alamadığı ya da düşük oranda oy aldığı, işte Kayseri başta olmak üzere bir önceki hafta bulunduğu Van gibi, Gaziantep gibi yine Güneydoğu'nun çeşitli bölgelerinde yüksek düzeyde oy almalı ve bir anlamda muhafazakar seçmenin de desteğini bulmalı. Bunun için de CHP bir süredir helalleşmeyle başlayan bir söylem değişikliğine gitmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha ifade etti. Kucaklaşmalıyız dedi. Bu anlamda CHP daha önce hiç oy almadığı kesimlerden oy almayı arzuluyor. Bunun için de yoğun bir şekilde CHP teşkilatı sahada çalışıyor. Şayet bunu sağlayabilirse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gösterdiği şekilde hedefine doğru ancak o zaman emin adımlarla ilerleyebilir. Bunun çabası içerisinde CHP. Bakalım başarabilecek mi? Çok teşekkürler Fevzi. Fevzi çok kolaylıklar teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim. Kolay gelsin. İyi haftalar dileyelim. Yarın sabah görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Ankara gündeminin siyasetin sıcak başlıklarını aldıktan sonra hububat kriziyle devam edelim. Dünyayı bekleyen hububat kriziyle devam edelim. Buğday, çavdar, arpa, küresel gıda fiyatlarındaki artışla birlikte hepsi yükselişe geçti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre tarım fiyat endeksi geçen yıla göre %42 oranında arttı. Buğdaydaki artış ise %91. Uzmanlar uyarıyor. Küresel hububat krizi yaklaşıyor. Dünya küresel gıda kriziyle karşı karşıya. Buğday, arpa ve çavdar gibi tahıl ürünlerinin arzında sorun yaşanıyor. Küresel stoklarda sadece 10 hafta yetecek kadar buğday kaldığı iddia ediliyor. Peki bu noktaya neden ve nasıl gelindi? 2018'de Amerika ile Çin arasında bir ticaret savaşları yaşanmıştı ve bu tarım sektörü özelinde de etkilerini göstermişti. İkinci faktör küresel iklim değişikliğinin etkileri. Tarımsal entiye fiyatları üzerinde ciddi baskı yaratmış pandemiyle birlikte ateşlendi. Küresel ticaret dengeleri bozuldu. Tam o sorunlar iyileşme gösterdi dediğimiz noktada Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz aslında o sorunların daha büyüyerek karşımıza çıktığını gösterdi. Dünya buğday ticaretinin %30'u Rusya ve Ukrayna'dan karşılanıyor. Ancak savaşla beraber dünyanın ekmek teknesi olan Ukrayna limanları ihracata kapandı. Ukrayna'nın savaş sebebiyle hasat edilecek alanlarının bir kısmının hasat edilememesi, limanların hasarından dolayı küresel ticarete dahil olmaması, küresel piyasada bir tedirginlik yarattı. Durum ciddi, onu net olarak masanın üstüne koymak lazım. Ülkelerin böyle bir krizde ilk yaptıkları iş kapılarını kapatmak. O ülkelerden ithalat yapan birçok ülke zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı dünya tahıl piyasasına ilişkin tahminlerini açıkladı. 2022-2023 sezonunda 775 milyon tonluk rekolte beklentisi var. Bu geçen yıla göre 4 milyon ton daha az buğday anlamına geliyor. Bu da stokların da son 6-7 yılın en düşük seviyesine gerileyeceği noktasına bizi getirdi. İşin bir de enerji boyutu var. Petrol fiyatları günden güne artıyor. Şu anda dünya gübre fiyatları da son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 20 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna'dan çıkmayı bekliyor. Uzmanlar hububat krizinin önüne geçmek için hem ekonomik hem de politik önlemler alınması gerektiği görüşünde. Ukrayna'da hala çiftçiler ekmeye ve tarım yapmaya devam ediyorlar. Bu olumlu bir haber ama olumsuz tarafı işin Rusya'yı ikna etmeniz gerekiyor. İkna edilebilecek pozisyona getirilebilirse çözüm üretilebilir. Öyle görünüyor ki dünya bundan sonra bir gıda krizini konuşacak, hububat krizini konuşacak. Tabii ki burada savaşın etkisi, rolü çok önemli. Fakat çevre kirliliği, iklim değişikliği de gıda krizinde çok önemli başlıklar, parametreler. Şimdi bu bölümde de çevre kirliliğinin ve yarattığı etkilerini konuşacağız. Konuğumuz çevre bilimci ve halk sağlığı uzmanı
Doktor Ahmet Soysal. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydınlar. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Ahmet Bey, hemen direkt haberimizi de izlediniz. Hububat krizi var. Esra da söyledi. Yakında işte bu kıtlıkları konuşuyoruz. Yok, bir aylık buğdayımız kaldı dünyanın deniyor. Kimse sokakta dolaşırken kimse bunlarla ilgilenmiyor gibi. Çok umurumuzda değil. Böyle bir şey olmaz diye düşünüyoruz herhalde. Yok canım, artık yiyecek ekmek de bulamayacak hale gelmez dünya diye düşünüyoruz ama sanırım o tarafa doğru da gidiyoruz. Nasıl olacak bu işler? Kesinlikle o tarafa doğru gidiyoruz. Özellikle küresel iklim krizi nedeniyle iklimlerdeki değişim ve çölleşme nedeniyle son yıllarda tarımsal üretim çok düştü. Üstüne eklenen bu savaşta tuz biber ekti. Aslında bu savaş olmasa bile dünyanın önümüzdeki 20-30 yıllık süreç içinde büyük bir gıda krizine doğru koşar adımlarla gittiğini söyleyebiliriz. Temel nedeni küresel iklim değişikliği, çölleşme, kuraklaşma, yağış rejimlerinin değişmesi olarak özetleyebiliriz. Evet, Sayın Soysal, siz bir röportajınızda ya ekosistemin eşit bir parçası olduğumuzu kavrayacağız ya da her 4-5 yılda bir giderek ağırlaşan yeni pandemilerle boğuşacağız diyorsunuz. Neden böyle bir sonuca vardınız? Şu nedenle ekosistem üzerinde bu küresel iklim değişikliğinin çok önemli derecede etkisi var. Ormanlık alanlar, tarım alanları son derece daraldı. Artı nüfus artışı nedeniyle de yeni yerleşimler, yeni tarım alanları açmak gerekti ve doğal yaşamla insan yaşamı arasındaki, insanların yaşadığı bölgeler arasındaki mesafeler çok çok kısaldı. O nedenle de insanlar doğal yaşamdaki diğer canlılarla çok yakın temas haline geldiler ve bu da zoonotik hastalıklar dediğimiz hayvandan insanlara geçen bulaşıcı hastalıkların daha fazla geçmesine neden oldu. Son yapılan çalışmalar, örneğin Güneydoğu Asya'da bu zoonotik hastalıklar için, bu mikroorganizmalar için ana taşıyıcılarından bir tanesi olan yarasalarla İnsanlar arasındaki mesafenin çok çok azaldığını, yarasalardan çok insanların yarasalara yaklaştığını gösteriyor. Yine yapılan son bir çalışma, önümüzdeki 30 yılda diğer memelilerden, bizim dışımızdaki memelilerden insanlara geçecek olan mikroorganizmaların 15-20 bin kat daha fazla olabileceğini gösteriyor. Bütün bunların temel nedeni de küresel iklim değişikliğinde yatıyor, artı nüfus artışında yatıyor. Bu söylediklerinizden bu şimdi başımızın belası olmaya aday, Dünya Sağlık Örgütü de endişelendiğini söylüyor. Bu maymun çiçeği de böyle bir virüs mü acaba? Bu böyle bir şeyin sonucu mu? Tabii o da bir zoonotik bulaşıcı hastalık. Bugüne kadar maymun çiçeği virüsünü biz biliyorduk, tanıyorduk. Afrika'da endemik dediğimiz, yani bölgesel boyutta görülüyordu. Ama son zamanlarda özellikle insanların rahat ulaşımı, hızlı ulaşımı nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerine atladı. Şimdilik son geçirdiğimiz COVID-19 pandemisi kadar büyük bir tehdit değil ama maymun çiçeği veya başka bir zoonotik hastalık çok kısa sürede başımıza yeni sorunlar açabilir. Yani dünya İspanyol gribinden sonra büyük bir pandemi için bir 100 sene geçti. Ama bundan sonra bir 100 sene daha beklemeyeceğiz. Belki bir 5-10 senede yeni pandemiler yaşayacağız bu gidişte. Sayın Soysal, şimdi biz insanoğlu hep beraber el ele verdik ve doğanın dengesini bozduk da nasıl o doğanın dengesini yeniden düzelteceğiz? Ne yapılması lazım? Acil olarak, ivedi olarak yapılması gereken şeyler neler? Valla her şeyden önce en temel olarak küresel iklim krizini bizim kontrol altına almamız lazım. 2015'te Paris'te imzalanan anlaşma aslında çok yeterli unsurlar taşımıyor. Ama bu anlaşmayı bile uygulamaktan çok uzağız.
1850 yani sanayi devriminden bugüne kadar olan ısınma 1,5 santigratı geçti. Bu eğer 2 santigratı geçerse ekosistemlerdeki yıkılma, ekosistemlerdeki çöküş artık geri döndürülemez bir noktaya gelecek. Ondan dolayı bizim çok sert olarak frene basmamız, bir an önce fosil yakıtlara bırakmamız, yani bunu IPCC'ye, Birleşmiş Milletler Bağımsız Bilim Adamları Kurulu'na göre 2035 yılını gösteriyorlar. 2035 yılına kadar fosil yakıtları tamamen terk etmemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmemiz, ama onun da ötesinde tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz lazım. Süratle tüketim toplumu olma özelliklerinden uzaklaşmamız lazım ve önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Eğer bu süreyi değerlendiremezsek, 2035'lerden 2040'lardan sonra da bu şekilde girersek gelecekte torunlarımıza bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya olmayabilir. Ahmet Bey, biz sabahtan beri bugün Dünya Çevre Günü de olduğu için çevre haberleri veriyoruz. İşte farkındalık yaratalım diye 81 milyar adım atmış arkadaşlar, farkındalık olsun diye. Bir yandan Marmara'da balıklar bitti, balık çeşidi artsın diye resifler bırakıyoruz. Ama diğer yandan da gördük işte Nilüfer Çayı'nın etrafındaki sanayi atıkları çaylara boşaltıyor. Hep beraber elimizdeki ağzımızda maskeleri çıkardık diye bir açıklama oldu. Çıkarıp denize attık herhalde ilk fırsatta. O kadar çok maske görüyorum ki denizde. Böyle bir de durum var. Hani hepimiz konuşsak, biraz önce haberlerimizde bir hanımefendi diyordu ki sorsan herkes çevreci. Evet, sorsa herkes çevreci. Ama geçenlerde bir haberimiz vardı. Esra hatırlayacaktır. Sadece evet. Havadaki kirlilikten, yani bu pandemiden değil, başka türlü trafik kazası değil, hastalıklar değil, savaşlar değil. Soluduğumuz havadan dünyada ölen insan sayısı 9 milyon. Yani evet. Neredeyse Covid'den ölenin iki katı. Sadece günlük dışarı çıkıyoruz, bir hava soluyoruz ve o soluduğumuz havanın vücudumuzda tetiklediği bazı enfeksiyonlardan 9 milyon insan hayatını kaybediyor. İklim değişikliğine nasıl çözüm bulacağız? Hani burada biz size sorarak çözüm bulamayız da. Ne yapacağız biz bireysel olarak? İnsanlar ne yapmalı bu konuda? Şimdi şöyle bir şey, haberiniz gerçekten çok çarpıcı bir haber. Bu makale Nature'da yayınlandı geçen günlerde ve 2019 yılında 9 milyon insanın hava kirliliğine bağlı olarak öldüğü bu haber çalışmada vardı. Şöyle söyleyeyim, 2019 yılı da insan hareketlerinin en aza indirildiği, pandeminin en şiddetli olduğu da dönemdi. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü diyor ki dünyadaki her 4 ölümden bir tanesi direkt olarak çevre kirliliğine bağlı. Bu da 12 milyon civarında bir ölüm ediyor. Şimdi tabii bu kadar sorun, bu kadar büyük bir sorun. Sonuçta bir tüketim toplumu alışkanlıklarına geldik. Sürekli tüketiyoruz. Tabii sürekli tüketebilmek için de sürekli üretim yapılıyor. Bunun için çok büyük enerji miktarı kullanılıyor. Ben temelde şunu söylemek isterim. Artık bireysel olarak çözümler aramak yerine toplumsal olarak çözümler arama dönemine geldik. Ama bireysel olarak da yapabileceğimiz şeyler, çevre duyarlılığı olan politikalar izlenmesi için bir baskı unsuru, hükümetler üzerinde bir baskı unsuru olmak, artı kişisel boyutta da tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle sentetik kimyasallar, plastik gibi maddelerin kullanımını engellememiz gerekiyor. Özellikle elektrikli araçlar kullanmamız, fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi çözüm bireysel olma noktasını yıllar önce maalesef geçti. Şu anda en tutarlı olarak yapacağımız şey, toplumsal olarak bizi yönetenlerin, bütün dünyada bizi yönetenlerin üstünde çözüm için bir baskı aracı olmak. Özellikle de fosil yakıtların terk edilmesi anlamında.
Ya, Sayın Soysal, yani peki devletler bazında ne yapılmalı? Yani bu bilinç topluma, insanlığa nasıl sağlanacak? İşte biraz önce haberleri paylaştık. Denizden çıkmayan yok. Yani elimize geçen her şeyi atmışız denize. İşte fabrika atıkları bir yandan Marmara'ya boşalıyor. İşte bunlar nasıl denetleniyor, ceza mekanizması vesaire, hepsi soru işaretleri bunlar. Ve işte dediniz ya biraz önce, işte bizi yönetenlere baskı yapılmalı, ama o bizi yönetenler ne yapmalı? Yani bu toplum bilinci nasıl yerleştirilmeli? Şimdi Esra Hanım, şunu belirtmek isterim. Mesela Marmara Denizi'nde geçen sene büyük bir müsilaj krizi yaşandı. Bu sene de yaşanmaya aday. İlk belirtiler onu gösteriyor. Marmara Denizi'nin çevresinde 7 tane il var. Bunun 5 tanesi büyük şehir niteliğinde. Ve buradan Marmara Denizi'ne yapılan deşarjların neredeyse yarısı, %48'i basit arıtımdan geçtikten sonra Marmara Denizi'ne yapılıyor. Şu anda az önce yine söylediğiniz gibi oradaki balık stoku da bitti. Canlılık da önemli ölçüde bitti. Bizim artık Marmara Denizi'ne örneğin bir tek damla bile atık su, gerek endüstriyel olsun gerek kentsel olsun, göndermememiz gerekiyor. Bu anlamda örneğin yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin üzerinde bir baskı unsuru olmamız gerekiyor. Artı kendimizin de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani elimize gelen her şeyi her yere atma özelliğini örneğin bırakmamız gerekiyor. Az önce görüntülerde vardı Marmara Denizi'ndeki atıkların miktarı. Kaldı ki yani bu deniz ölen bir deniz. Tekrar canlandırılması çok uzun yıllar belki alacak. Hatta hidrobiyologların bazıları bunun imkansız bile olduğunu söylemeye başladılar. Bu anlamda bizim özellikle 1972 Stockholm'un bu sene biliyorsunuz 50. yılı insan çevresi toplantılarının, bizim 50 yılda gittiğimiz mesafe maalesef çok dar. Bu anlamda özellikle sadece Dünya Çevre Günleri'nde değil, 365 gün, bütün bir yılın 365 günü çevre krizini, küresel iklim krizini, ekosistem yıkımını gündemde tutarak politikacıları bu konudaki çözümlere yöneltmemiz lazım. Bugün 10 sene önce, 15 sene önce örneğin kömürün yasaklanması tartışılmıyordu. Bugün dünyada kömürün yasaklanması tartışılmaya başlandı. 2035-2040'a kadar kömür kullanımının azaltılması gerektiği konuşuluyor. Ama mesela ülkemizde hala termik santraller yapılıyor. Bu termik santrallere, kömürlü termik santrallere karşı eylemler, toplumsal bilincimizi gösterebilirsek bunlar bizi yönetenler üzerinde bir çevreci bir baskı aracı olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Ahmet Bey. Sağ olun, hoşça kalın. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim Esra Hanım, Kadir Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi sporla devam edelim. Bu bölümde de sporu konuşalım. Ayhan Şensoy stüdyoda konuğumuz. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Ayhan, hoş geldin. Hoş Çevreyi bulduk. Temizledik. Temiz hava. Spor yapalım biraz temiz spor havada yapalım. Diye. Tenisle seninle başlayalım. Bulmuş. Futbol dışında bir şeyle başlayalım. Bir sporla başlayalım. Tenisle. Nadal. Hafta sonunun en büyük spor etkinliğiydi aslında. Yani sonucu çok da merakla beklenen bir maçtı. Nitekim favori olarak gitmemişti aslında Rafael Nadal. Çünkü son dönemde ciddi sakatlıklar yaşadı. Hatta dün finalden sonra bir açıklaması var. Sol ayağımda hiçbir şey hissetmedim diyor. Sinire bir enjeksiyon yapılmış. Sol ayağında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Buna rağmen Roland Garros'da rekorunu 14'te çıkardı. 22 Grand Slam'de Roger Federer ve Novak Djokovic zaten onlar 20 Grand Slam kazanmıştı. Erkekler tenisinde ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Casper Ruud da daha önce 2014'te Rafael Nadal'ın Roland Garros'taki finalini 15 yaşında bir çocuk olarak izlemiş. Rafael Nadal hayranı ve dün de kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıktı Norveçli tenisçi. Yani ilerisi için tabii umut veriyor ama şu an hala bir Djokovic, Nadal, Federer hegemonyası devam ediyor. Ve Nadal da
Casper Ruud ne kadar hayranı olduğunu gösterdi maçta. İzledi zaten yani. Sahanın içinden izledi bu sefer. Hiç en final gibi olmadı değil mi? Ben o final tadı vermedi. Yani antrenman maçı gibiydi. Asıl maç bence Zverev Nadal maçıydı. Yani Zverev bence sanki yener gibi. Yani bu Nadal'ı yakalamıştı ve çok da iyi gidiyordu ama ben de 2 yıl kadar önce ayağını burkup kıran, bileğini kırmış birisi olarak onun o şeyini görünce yaşadığı acıyı yani gerçekten çok canım yandı. Bir de çok iyi oynuyordu. Gerçekten iyi oynuyordu. Yani efsane bir set oldu. 98 dakika ilk set sürdü sadece. İkinci sette ona doğru gidiyordu. Bazen çok büyük oyunculara işte böyle şans mı diyeyim? Hani Zverev'in şanssızlığı, Nadal'ın şansı çok rahat yarı finalden finale çıktı. Finali de zaten hani tek bacakla kazandı yani. Djokovic için de şanssız bir turnuva oldu aslında. Yani, onun için olsun. Çok hoşlanmıyorum. Onu yakından takip eden Sırp bir gazetecinin bir yazısını okudum Djokovic hakkında. Avustralya açıkta yaşadığı sorunlar mental olarak Djokovic'i çok kötü etkilediğini söylüyor. Yani Novak Djokovic'in en büyük özelliği hani robotik insan derlerdi. Mental açıdan her zaman güçlü kalmayı başarırdı. Bu turnuvaya da aslında favori olarak gitmişti. Onun açısından çok problemli bir turnuva oldu diyebiliriz. Ama Djokovic'in yani Avustralya açıkta yaşadığı mental sıkıntıyı biz mi yarattık? Kendi kendisine. Tabii ki, yok aşı oldum, aşıya karşıydım. Turnuva düzenledi Sırbistan'da. Gelen herkes Covid oldu onun yüzünden, kendisi dahil. Evet. Ondan sonra oraya aşı yaptırmadan gitti. Hani yani burada denmez ama yani kendi etti, kendi buldu yani. Bir türlü de o geçen sene şeyi büyük Grand Slam yapacaktı. 4'te 4 yapacaktı. Yapamadı. Bütün bu çok sıkıntılar yüzünden. Geçmiş. Hafta sonu bizim milli maçımız da vardı. Birazcık ondan da var. Faroe Adaları maçı ne kadar konuşulur bilmiyorum ama bir ışık bir şey. Ben gittim maçını, stat'taydım. Sosyal medyada çok konuşuldu aslında. Ya şöyle hani aslında biz seviye olarak o kadar o seviyede değiliz açıkça. UEFA Uluslar B Ligi seviyesinde bir futbol ülkesi olduğumuzu düşünüyorum. Ama son dönemde hakikaten alınan üst üste kötü sonuçların ardından C Ligi'ne kadar düşmüştük. Zaten daha da dibi yok gibi. Faroe Adaları karşısında da hani şöyle bir durum var. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz aylarındaki bu yani Haziran ayındaki milli maçlar gerçekten çok sıkıcı oluyor. Şimdi geçen Van Dijk Hollanda milli takımının kaptanı lig bitti biz hala niye maç yapıyoruz diyor. Yani sırf UEFA para kazanmak için yaptığı bir turnuva UEFA Uluslar Ligi. Çok gereksiz bir turnuva. UEFA yani taş mı yesin diye yapmasın. Ama hakikaten böyle oyuncu sağlığı hiç düşünülmüyor. Şimdi 60-65 maç oynamış oyuncular bir de Haziran'da. Hani bizim oyuncuların çoğu da maça konsantre değillerdi açıkça. Rakip de Faroe Adaları olduğu için. Ama bu grubun favorisiyiz tabii. Bence lider olarak çıkarız. Yarın da Litvanya ile maçımız var deplasmanda. Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg'un olduğu gruptan ben Türkiye'nin lider olarak UEFA Uluslar B Ligi'ne çıkacağını düşünüyorum açıkça. Bir şeyi de konuşamıyoruz bu arada ya. Bu hani milli takımda futbolcuların bir kısmı. Galatasaray'ın başkanı belli değil. Fenerbahçe daha yeni teknik direktörü açıkladı. Bizim en heyecanlı, en sevdiğimiz döneme geldik aslında. Transfer. Yani kimler gelecek, kimler gidecek, kimleri alacağız? Bir doğru düzgün onları konuşamıyoruz. Var mı böyle bir sende? Ya şimdi şöyle Galatasaray'da başkan belli değil, hoca da belli değil yani. Şimdi, hiçbir şey belli değil. Taraftar bile belli değil. Ben taraftar mıyım değil miyim? Futbolcu nasıl belli olsun diye. Önce hocayı belli... Taraftar da belli değil. Ben taraftar mıyım? Henüz ben de karar vermedim yani. Önce hocayı yani 11 Haziran'da başkan seçecek Galatasaray. Zaten Dursun Özbek'le Eşref Hamamcıoğlu yarışacak. Bu arada ikisi de çok ciddi çalışma içindeler ve çok başa baş bir seçim bekleniyor Galatasaray camiasında. Konuştuğum insanlar bunu söylüyorlar. İkisinin de yönetiminde güçlü isimler var. Ve iki başkan adayı da Torrent'te çalışmayacak. Yani bunu dile getirdiler. Dolayısıyla önce hocayı belirleyip hocaya göre de bir kadro kurmak gerekiyor. Yani Galatasaray'ı 11 Haziran'dan sonra bir hareket bekliyor. Fenerbahçe'de ise ben 8 Haziran'dan sonra yani özellikle yarından sonra transferde çalışmaların başlayacağını düşünüyorum. Çünkü süreç de başlıyor transfer. Hocayı belirlediler. Aslında Fenerbahçe'nin zaten geçen seneden İsmail Kartal'la oluşan iyi bir kadrosu var. Bu arada yani, İsmail Kartal'ı da hafta sonu uğurladılar, törenle uğurladılar. Biz geçen haftalarda burada Türkiye'de bunun yapılamadığını söylemiştik. Aslında çok basit bir şey. 15 dakikalık bir törenle çok da güzel, hak ettiği bir şekilde uğurlandı İsmail Kartal. Orada eşiyle, oğluyla beraber gelmişti. Hakikaten hak etti bunu yani. Kısa sürede Fenerbahçe'yi tekrar ayağa kaldırdı. Takım haline dönüştürdü. Yani Fenerbahçe'de aslında iyi oyuncular vardı ama bir bütünlük, takım oluşma konusunda sıkıntı vardı. Ve Jorge Jesus'a da çok iyi bir takım bıraktı İsmail Kartal. Bunu da Fenerbahçe yönetimi güzel bir şekilde ödüllendirdi. Fenerbahçe diğerlerine göre transferde daha hareketli olacaktır. Çünkü yani düzeni oturmuş bir takım var ve 4-5 de taktiği yapacaklar. Jorge Jesus'la bence bu senenin en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe. Bunu önceden şu an söyleyebilirim yani. Diyorsun. Çünkü diğer takımlarda çok problem var.
Trabzonspor Galatasaraylı'nın yüzüne karşı. Trabzonspor'da büyük cesaret. Trabzonspor'da da Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü tam anlamıyla bu sene göstereceği bir sezon olacak. Çünkü Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde elense bile Avrupa Ligi'nde 6 maç yapacak. Ve iki kulvarda Abdullah Avcı nasıl bir takım yaratacak onu merak ediyorum. Dolayısıyla çok sıkıntı yaşayacaktır. Fenerbahçe'nin diğer takımlardan fazlasıyla önde olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Beşiktaş da yeni bir takım kuruyor. 14 oyuncu gitti. Galatasaray'da zaten bir sürü belirsizlik hakim. Dönelim biz ligimize ya. İşte Ağustos'ta başlıyoruz değil mi bu sene? Ağustos'ta. Erken bu Katar yüzünden. Evet. Katar'daki Dünya Kupası yüzünden ilk haftası başlıyor galiba. İlk hafta sonu. 7 Ağustos haftasında başlayacağız. Başlıyor. Katar demişken dün akşam da Galler Ukrayna'yı hem de bizim transfer gözdelerimizden her dönem gelir. Yarmolenko kendi kalesine attı. Ukrayna'yı yenip Katar'ın son biletini aldı. Gareth Bale sanki o an için yaşıyormuş gibiydi. Yani çünkü Real Madrid'de biliyorsun Madrid'de golf oynamaya gitti diye çok eleştirilmişti. Çok da katkı sağlamayamadı Real Madrid'e. Yani bir dünya kupası yapacak kariyerinde. Onun adına sevindirici oldu ama ben de Ukrayna'ya gitmesini isterdim açıkçası. Ben de Ukrayna gitsin ya. Şimdi bir de Galler İngiltere ile aynı grupta olacakmış. Onların o şey giyiği, Britanya'nın iki takımı. Çok da sıkıcı bir takım Galler yani. Sıkıcı. Ya Gareth Bale de sıkıcı bir topçu. Yani o kadar para verdiler ona ama. Neyse dediğin gibi hani kariyerine... Ya Ryan Giggs yapamadı. O yaptı yani. Evet. Üzücü bir durum gerçekten. Hani Giggs'in gidemediği kupaya Gareth Bale'ın gitmesi. Galler tarihinin herhalde tartışmasız bir numarası hala Ryan Giggs'tir. Yani. Bence Ryan Giggs canım. Hani kim Gareth Bale falan derlerse... Yani ama Gareth Bale'in daha fazla Şampiyonlar Ligi kupası var Ryan Giggs'ten. İşte o iyi pazarlama. 100 milyon euro muydu? 100 milyon euro. Real Madrid'e gönderdiler. Ne kulüp sahibi olsa Esra bir oyuncuya 100 milyon euro verir misin? Vermem. 100 euro vermez o. Bırak. Benden o kadar para çıkmaz. Aynen çok teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler. Her zaman keyif seninle konuşmak. Teşekkürler. Benim için de. Evet, sporu konuştuk. Şimdi bir de hava durumunu konuşalım. Acaba bizi nasıl bir hafta bekliyor? Pazartesi günü yağmur demişti Hüseyin. Hüseyin merhaba. Günaydın. Merhaba Esra. Hoş geldin. Günaydın. İyi sabahlar. İyi haftalar olsun. Hüseyin gömlekle yağmur falan yok. Bir mutluluk, bir biz neşe. Biz dışarıyı göremiyoruz ama dışarıda neler oluyor Hüseyin? Yağsın arada. Ben de sizin sohbetinizi takip ediyordum dışarıdan. 100 milyon dolarlarla oynuyorsunuz yine sabah sabah. Ayhan çok sever zaten öyle oynamayı. Şöyle aslında bu hafta... Yağmur gibi yağdırıyoruz parayı. Evet, fark ediyorum. Anlatın heyecanlı oluyor. Ayhan'a ben bunu söylerim. O 100 milyon, 50 milyon bütçeler futbolda tabii inanılmaz gerçekten. Biz kendi alanımıza dönersek, biz şimdi yağmur dedik ama Esra, yağmur 9-10'a kadar yağdı. Yağmazsa bugün İstanbul'da yağmur görmeme olasılığımız var büyük ihtimalle. Yarına kalabilir. Marmara bölgesinde bugün önemli olay Trakya'da. Trakya çevresinde, Tekirdağ, Kırklareli etrafında böyle gök gürültülü, şimşekli bir hava bekliyoruz. Ve bunun da saat 17'ye kadar neredeyse etkili olmasını bekliyoruz. Yani bu akşama kadar. Ancak İstanbul'a yani doğuya o yağmur çok sokulmuyor. Şu andaki son görüntüde, tahminde biz ne dolu yağışı ne yağmur görmeden pazartesi günü Kocaeli, Bursa'da öyle, İstanbul'da, Sakarya'da da bu geçiş yapabilir bugün. Ama yarın olduğunda daha geniş bir alanda, bugün Anadolu'da gök gürültülü yağış var yanlış olmasın, yarın da var ama İstanbul'da yok dedik, İzmir'de de yok yani kıyılarımızda pek fazla yok. Ama yarın Türkiye genelinde artık İstanbul'da kurtulamayacak bundan. Genel olarak bir yağmur geçişi bekliyoruz. Yine yoğunluklu olarak Ankara, Afyonkarahisar, Denizli, Konya gibi Anadolu'nun ortasındaki geniş alanlarda daha kuvvetli. Buralarda bereketli yağıyor. Çok kuvvetli ve iri dolu yağışı da haberi de gelmedi ki Konya'da yağdı sadece. Bazı üreticiler fotoğraf da gönderdi hatta. Zaman zaman dolu yağışı sebebiyle hasar alıyoruz tarımda. Ama Türkiye'nin bütününe baktığımız zaman bu hafta neredeyse 7 bölgemizde de yağmur var ve toprak biraz nemlenecek, ıslanacak adeta diyebiliriz. Cumartesiye kadar bu beklediğimiz Anadolu'dakiler özellikle kuvvetli. Yağışların en kuvvetlisi de salı, yarın görünüyor. Yarın Ankara'da ve aslında Elazığ, Erzincan'a kadar her yerde çoğu noktamız şimşekli yıldırımlı bir havayla geçirecek günü. Çarşamba'ya da sarkıyor, Perşembe'ye de onları takip edeceğiz. Ama genel olarak ne kadar yağmur bırakır, sel olur mu, su baskını derseniz bunlar Anadolu'da su baskınları yapabilir yağışlar kuvvetlendikçe. Önümüzdeki saatlerde de yayınlarımız olacak. Bu
halk arasında 42'li dediğimiz yağmurlar tam olarak nerede belirecek, nereyi vuracak son saate kadar belli olmayabiliyor. Radar görüntüsünü takip ediyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Buradan insanlara 2 saat sonra şuraya dolu yağabilir, 1 saat sonra şuraya çok kuvvetli yağmur gidiyor diyoruz. Kış yağışlarından farklı olarak bu yaz yağışlarını daha yakından takip etmek lazım. İşte izleyicilerimize not olarak aktarmaya çalışıyoruz. Biraz da serinleyeceğiz. Bu hafta salıdan sonra hafta sonu da vardı o serinlik İstanbul'da hatırlayacaksınız. Ona benzer yani sıcağın arasında böyle bir 23'lere 22'lere düşüren serin rüzgarlar da var. 25-23 diyelim. Dolayısıyla çok böyle ince bir kıyafet yanınıza almanızı öneririm salı, çarşamba bu şekilde özetlemek isterim. Çok teşekkürler Hüseyin. Hüseyin teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi haftalar. Görüşürüz. Kısa bir ara. Bugün de gün başlıyoruz. Sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sabah 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.